9 Kasım Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, program arkadaşlarım, sevgili Tolga Nimal ve sevgili Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. İnşallah keyifli bir program olur ki bizler sizleri bir haftalık arayla birlikte özlüyoruz. Çok büyük keyifle geliyoruz buraya. Programın sonunda da aynı tadı, aynı keyfi almış şekilde sizler de ekranlarınız karşısından ayrılırsınız diye temenni ediyoruz dedikten sonra hemen ekip arkadaşlarıma dönüyorum, Tolga'na dönüyorum. Tolga, nasıl geçti geçtiğimiz hafta senin için, neler söyleyeceksin? Hafta ortasına kadar Bursa'da, hafta sonuna doğru İstanbul'da. Evet. Dün akşam da Veli Efendi Hipodromu'nda Ahırlar Bölgesi'nde 2 saat kadar vakit geçirdim. Hı hı. Atlarım, arkadaşlarımızla biraz hasret giderdik. Bir sezondur tabii Bursa'da olduğumuz için. Akabinde satış koşusu vardı. Onu çok detaylı takip ettim. Alıcılar, satıcılar. Orada da birkaç anekdot paylaşırız. 3 at satıldı ama enteresan gelişmeler de oldu orada. Öyle mi? Hani sürpriz bir kişiye çıktı diyeyim. Bir grup 3-4 tane zarf attı. Son dakika zarf atan Haşim Tınas arkadaşımıza çıktı. Hı. Onun şansına 9 numaralı Volt Goes On. Hı hı. Yine 1 numaralı Hamedan satıldı. Hı hı. Ve 6 numaralı Bianca satıldı. King Arthur satılmamış mesela. O, evet, ilginç geldi. Ben de o satıldı yani, satılır diye düşündüm. Yani ama o satılmadı ama işte bakıyorlar biraz herhalde. Belki, peki. Bilemiyorum. Evet. Eray. Münferit'i kimse almadı mı? Münferit'i kimse almadı mı? Yok, yarım kaldı. Neler diyeceksin? Ben direkt Eray'a geçtim. Evet. Yani keyifliydi o satış heyecanında, alıcı ekiplerle orada bizzat baktık, gördük yerinde. Akabinde de bugünkü program içinde notları aldık ve hazır bir şekilde geldik. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağlık problemleri nasıl annenin? Çok iyi, şükür inşallah. İyiye gidiyor. İyiye gidiyor. Evet. Hadi bakalım. Bu da güzel haberler. Evet. Bu haftanın güzel haberi olsun diyelim. Evet. Eray, senin nasıl geçti geçen hafta? Bir Antalya'm vardı. Evet. İyi geçti. Her şey yolunda. Ufak, evet, bir işimiz vardı. Antalya'ya gittik. 2 gün kadar kaldık orada. Evet. İşleri halledip geri geldik. Ama orada da olsak yarışları bir şekilde, evet, takip ediyoruz. Ara vermek yok. Güne hazırlandık. Notları aldık. Ben de satış konusunda bir iki tane tayı gözüme kestirmiştim ama o pist odaklı değil. Oradan alıp başka sahada şey, koşmak yönünde. Notlarımız sabit duruyor gene. Takibe peki, devam edeceğiz. Bu hafta o zaman ülkenin bir ucunda sen varmışsın. Tepede de ben vardım. Ben, evet, de Samsun ve Ordu'daydım. Dolayısıyla. Senin nasıl geçti abi? İyi geçti. Karadeniz'i uzun zamandır görmemiştim. Samsun'u, özellikle Samsun'a odaklıydı. Çok bayağı bir değişmiş, çok bayağı bir güzelleşmiş ve hakikaten çok uzun zamandır gitmediğim bir yerde Samsun. Karayolları falan artık zaten acayip, hani hiç, sahil yolu değil mi? Sahil yolu. Yani sahil derken otoban var artık yani, hı, zaten ve çok iyi. Ordu çok bayağı bir şey olmuş, büyümüş, gelişmiş. Yani benim gördüğüm zamandan beri Boztepe'ye çıktık falan böyle. Yani her yer çok güzel. Dolayısıyla herhalde Antalya'da biz orada ülkeyi böyle bir şey yaptık. Keyifli geçti. Evet. Yarışsever dostlarla da zaman zaman sohbetimiz oldu orada da. Ama şimdi geldik, stüdyomuzdayız, evet, ve... Ama şanslıydın. Normalde bu mevsimde bizim oralarda hep yağmur olur. Evet, evet. Son birkaç gündür havalar da güzel gidiyor. İyiydi. Evet. İyiydi. Dolayısıyla o anlamda da keyifliydi. Bakalım önümüzdeki haftada yine böyle bir seyahatim var. Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Mardin gibi böyle bir şeyim var. Hafta içinde de Elazığ'dayız. Urfa'dayım, Elazığ'dayım, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla önümüzdeki haftada öyle bir şey var. Durumlar söz konusu diyeyim yani. Ne yapıyoruz şimdi bu hafta? Hemen bir tweetleri hatırlatalım. Tabii. Şeyleri paylaşalım. Arkadaşlarım da sosyal medya hesaplarımızı arkadaşlarımız getirsinler. Twitter adresimiz gelecek. @cantinazhakan bizlerin Twitter adresi. Buradan da katkılarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Evet, bunun yanı sıra yine Instagram adresimiz ekranlarda. Son Düzlük 2019 bizlerin Instagram adresi. Buradan da katkı ve katılımlarınız bizleri her zaman mutlu edecektir ki yine iki tane video paylaştık Instagram'da Son Düzlük 2019'da ve bizim tabii ki Twitter adresimiz dışında da bütün yayınlarımızı canlı olarak izleyebileceğiniz YouTube adresimizi de ekranlara getiriyor arkadaşlarımız. HD kalitesiyle izleyebilirsiniz dedikten sonra bakıyoruz. Evet, Instagram katkılarınız gelmeye devam ediyor. Burada cep telefonumuzdan da gelen mesajlar var. Remzi Şen göndermiş, iyi yayınlar diyor. Kardeş Can'ın
Eylül'üm Can'ım ve kardeş Can ekibi, Can kardeşler ekibinden Eylül'üm Can'ın sahibi diyor ki selamlar diyor, sorunsuz bir canlı yayın olsun diyor. Yine hem dostumuz hem hakikaten çok sevdiğimiz arkadaşımız sevgili Halis Karataş iyi pardon bir saniye. Evet. Günaydın güzel dostlarım diyor. Güzel yayınlar dilerim diyor. Sevgili Halis'e de, Halis Karataş'a da buradan selamlar. Sevgilerimizi, biz de selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha buradan. Evet, biraz tweetlere bakalım diyorum. Haftayı konuşalım tabii diyorum. Aslında geçen haftayı bir konuşacağız öncelikli olarak. Konuşacağımız yarışlar geçen var. Geçen haftadan vali koşusunu ve Azim Rıza Gözlükçü koşusunu bir değerlendireceğiz, bir konuşacağız. Sizlerin katkıları ve soruları var, onlara bakacağız ama şöyle bir üstten bir bakalım neler gelmiş çok kısa olarak. Mustafa Yardımcı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Volkan Aktaş'a teşekkürler. Gececi Neş'e teşekkürler. Eren Erol'a hakeza aynı şekilde. Bora Coşkun, günaydın Hakan abi. Bugün günlerden düello. Hafta sonu kahvaltı sofrası hazır. Geriye yaslandık ve son düzlük keyfine hazırız. Abi nostaljilerden Engin Yalçın'ın Magic World yarışını verir misiniz demiş. Bu arada Engin nerelerde? Valla biz de ses sedası hiç evet çıkmıyor. Bir gün inşallah bekleriz. Yine bu arada hazır Halis'i de izliyorken, seyrederken bir gün Halis'i de bekliyoruz artık buraya. Sezon, sene sonuna doğru biraz daha programının evet az yoğun olduğu bir dönemde de İyi ağırlamaktan olur. Çok büyük keyif ve Halis mutluluk. Halis abi üniversitemizden de bekliyoruz. Evet. Öyle bir. O zaman şöyle yapalım. Önce stüdyoya getirelim, oradan alıp çok güzel kısmı olur. Evet. Çünkü o da çok yoğun, hakikaten evet yoğun bir çalışma temposu var. Her yerde atlıyor ama inşallah dediğim gibi sezon biraz daha böyle artık sezon sonuna doğru onun da bir rahatladığı bir dönemde burada ağırlamaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyacağımızı da hatırlatırız. Evet, günaydın abi. Ben danışman Orhan Akıncı'nın oğluyum. Deniz Yıldız tekrar sahada göstermeyi başardı. Yorumlarınızı bekliyoruz şimdiden demiş Mehmet Can. Yine Evren Buse Karası, sizleri çok seviyoruz Hakan abi. Meray babam, Tolgan kardeşim. Ailemizin bireyleri Canlı İskenderun'da bir evimiz var. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman bekliyoruz demiş. İbrahim Karaman, Sefaköy 666'dan saygılar demiş. Hışman Çizik Özpar'la zıpladı mı yoksa bana mı öyle geldi diye gelen mesaj var. Selam abi, Urfa sezonuna geliyor musun demiş. Eray ve Tolgan abi selam olsun. Ben Elazığ'dayım. Öyle söyleyeyim size, Elazığ, Diyarbakır ama Urfa'ya denk düşürmeye çalışacağım açılışa. Dolayısıyla eğer denk düşerse geleceğim ama asıl hani şey öyle bir durum söz konusu. Hafta içerisinde Urfa'da da olmaya çalışacağım. İstinyegan Yanbay'ımızdaki yarışseverlerden selamlar, sevgiler. İyi yayınlar, herkese bol şanslar dileriz demiş İstinyegan Yanbay'a. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar abi. Özlem Utku Karası, günaydın canlar. Sizleri çok seviyoruz. İskenderun'dan sevgiler, saygılar mesajları var. Biz de çok teşekkürlerimizi iletelim yine. Selamlar, saygılar olsun. Hayırlı programlar demiş Ahmet Hamedi. Günaydın Hakan Bey, Eray ve Tolgan kardeşi selamlar, iyi yayınlar. Bayerli Türk Salonu'ndan çekiliş hatırası demiş. Evet, Türkiye Jockey Kulübü'nün çekilişi vardı. Var mı çıkan bir şeyler? Bakmadık, listeye bakmadık. 12'sinde açıklanacak. Öyleymiş. Ama çekiliş yapılmış açıklaması 12'sinde. Evet, pekala. Günaydın, iyi yayınlar. Tüm emeği geçenlere selamlar, saygılar. Bülent Aslan kardeşimizin de doğum günü bugün, nice yıllara mutlu kutlu olsun demiş. Fuat Talan paylaşmış. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Hüseyin Aral'a, Tayfun Akkuş'a, Ramazan Kamalı'ya, Tarık Aksoy'a herkese teşekkürler. Mustafa Özdemir'e, yine Pistasiye Lentiskus'a, Mara Kayıbonik'le arkadaşımıza, her birine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Son bir parti daha bakalım. Dede Mustafa Mengili'ye teşekkürler. Yasin Balaban, Sıraç kardeşimize, Volkan Aktaş'a, Eren Erol'a, Mehmet Yıldız. İyi günler, iyi yayınlar abi. Günün 6. koşu kısa vade 6 koşu altmalı. Altındere ile kazanıyoruz demiş. Evet, Altındere'nin ekibi sahibi yine güzel bir yarışa imza atmışlardı. Günaydın Bozüyük'ten'in yayınları. İş yerinde olsak da son düzlük kaçırılmaz. Dinyeper yarışı yayınlarsanız seviniriz demiş. Teyyareci güneşli bir Bodrum sabahından günaydınlar mesajları var. Yine Yasin Balaban, Hakan abi günaydın, iyi yayınlar. Tolgan abi ve Eray abiye selamlar, sevgiler. Hakan abi sizi Kartepe'ye bekliyorum demiş. İnşallah diyelim. Bu aralar tempolar yoğun, seyahatlerim yoğun ama bir Kartepe olursa inşallah tabii ki gideceğiz. Özgür Efe Kandur, Hakan abi günaydın. Hafta sonu İzmir ve Ankara yarışları bizleri bekliyor. Abim yarın 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, atamızı saygıyla anıyoruz. Hakan abi, Tolga abi tüm sakalları kessin demiş. Özgür Efe Kandur, senin sakallarda Tolga. Evet. Bir git bence çözün bu vallahi sorunu. Vallahi sağlığı bile her gören artık Özgür'ün mesajını söylüyor. Sakalını kesecek misin diye. Peki. Evet, yine tweetler gelmeye devam ediyor. Programımızda neler var onu da söyleyelim. Geçen haftadan Lale Hanım'a, Lale Atman'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayır, gelmedi, daha gelecek. Dolayısıyla bu benim kendi özel formam. Bak üstünde ne var. İmzalı, evet. Gördün mü? Ama bu benim özeli. Dolayısıyla Sürgüntay forması Atman ekibisinden Lale Hanım söylemişti. 3 adet Sürgüntay formamız olacak. Bunlardan bir tanesi bu numune olarak burada gelir gelmez şey yapacağız. Benimkinin üstünde ailesinin imzası var, evet. Vallahi bilmiyorum şeyden filmden kalan onlar bendeki hatıra. Onlar da olacak mı bakalım.
İnşallah olsun diyelim. Dolayısıyla 3 tane Cumhuriyet Kupası galibi Sürgün Tay'ın formasını Lale Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine horse toplarımız var, isteyenlere gönderiyoruz. Topaz Arası'nın tişörtleri var. 15 Kasım'dan itibaren onları da dağıtmaya başlayacağız. Mendip tişörtlerimiz var. Yine hafta içerisinde de Mendip'in harika görüntüleri de elimize ulaştı. Müthişti. Çiftlik görüntüleri de harika, fotoğraflar, harika videolar vardı. Bu sene de yine devam edecek. Evet, arkadaşlarımız da ekrana getirdiler. Valla imzalı formayı şey yaptı hem de. Gösterdi. Ekip bugün çok iyi. Evet, ekibe teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buradan bir kez daha. Pekala, gelen mesajlar var ama geçtiğimiz haftaya dönüyoruz. Şöyle bir bakacağız hep beraber. Geçtiğimiz haftada hemen Oğuz Boylu'yu, Vali Kupası'nı istiyoruz. Bir Vali Kupası gelsin ve izleyelim. Hep beraber bakalım nasıl bir yarış olmuş, neler olmuş, geliyor ekrana. Sesli alalım bunu. Niye? Niye ses yok? Yarışı istedik. Efendim? Ama VTR istedik bunu. 2400 peki, mesafeli bir koşuydu. Evet. Cumhuriyet koşusunu tercih etmeyen koşular, atların arka olarak gelmiş olduğu mücadelelerden biriydi ki başlarda Şahin Semih yarışın temposunu belirleyen taraftı. Buralarda hafiften dışarı doğru savrulmuş. Daha sonra toparlayıp devam eden bir isimdi. Tabii burada Oğuz Boylu'nun yarış içerisinde belirlemiş olduğu taktik çok doğruydu. Ön taraftakinin temposuna belli metrelerde uymayıp daha sonrasında 800 liranın orada yapmış olduğu hamlelerle yarışı süratlendiren ve o metrelerden sonra da hiçbir rakibine geçit vermeyen isimdi Oğuz Boylu ki hatta pazar günkü yorumlarımızda bir önceki yarışının sentetik piste koştuğunu ve o pistte ciddi anlamda sıkıntı yaşayan bir safkan olduğunu belirtmiştik. O gün çimi bulunca çok daha farklı koşması bekleniyordu. Açıkçası benim beklediğim bir sonuç oldu. O günde yorumlarımda banko olarak önermiştim Oğuz Boylu'yu. Bu mesafeleri, bu pisti ve özellikle temposunu rakiplerine kabullendirdiği zaman ki ön taraftaki safkanı saymayacağız bu gidişatta. Çünkü ona çok eşlik etmeden adeta kendi temposunda bir yarış koştu ve çok net kazandı. Şu anki görüntüde bu rakiplerinden üstün gözüküyor ama yarışın gidişata odaklı farklı sonuçlar da alınabilir. Misal veriyorum, ön tarafta benzer stili birkaç tane daha rakibi olursa bu Oğuz Boylu'yu zorlarken arka taraftaki safkanlarına şansını biraz daha arttırabilir. Ekibin gözü aydın olsun. Çok doğru bir yarış tercihi. Kayıtta kazanılmış bir yarışta Oğuz Boylu müzesine grup koşuyu götürdü. Bundan sonra çok fazla artık koşabileceği bir yarış kalmadı muhtemelen. Önümüzdeki sene bu denli formda bir Oğuz Boylu'dan çok daha flash yarışlar sanki izleyeceğiz gibi Tolga. Evet, geçen sene olduğu gibi yine kış sezonunu muhtemelen Adana'da geçirecek evet. Safkan. Orada bulduğu açık yarışlarda yine adından başarıyla söz ettirecek. Oğuz Boylu için şöyle bir anekdot paylaşalım. Hı-hı. Safkan yarış içinde rahat etmeyi seviyor. Böyle çok bunalmaya, çok itilip kakılmaya gelmiyor. O yüzden temposunu rahat kurduğu yarışlarda bu birincilikte de bu tempoyu kurabilirsin. 2-3 giderek de ama aynen, yarış evet. Böyle çok süratli gitmezse Oğuz Boylu rahat kendi jokeyine tabi aksiyonlarla düzlüğe kadar gelirse düzlükten evet. Sonra hızını kesmeyebiliyor. Böyle bir yapısı var. Yani yarış içinde bu atı rahat ettirmek lazım. Dün bu yarışın yorumunu yaparken de şöyle demiştik. Önde gider rahat tempoda, en kötü 2 gider yine kendi temposunda gider. Ve kazanmaya yakın diye. Eray daha da inanıyordu. Ben de ikinci attı. Senin de şans verdiğin bir attı. Bizi de yanıltmadı. Ekibinin gözleri aydın olsun. Yalnız burada ben dördüncü olan Afacan'ı da çok beğendim. Düzlükteki akışı inanılmazdı. Evet, Afacan birkaç yarıştır kazanırken zaten dikkat çekici yarışlar yapıyor. Evet. Belli ki bir problem, belli ki evet. Bir sorun çözülmüş bulunmuş. Evet. Ve artık bundan sonrasında çok farklı yarışlar gelecektir diye düşünüyorum. Ben açık söylemek gerekirse Afacan'ın her an çok ters bir yerde çok ilginç çok bir sürü imza atabileceğini düşünüyorum aynı şekilde. Oğuz Boylu'ya Sement'in çok yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü Oğuz Boylu ekstradan iyi koştu ama Sement de bana göre yerinde geldi. Padok'ta Yetim Ahmet çok çok iyiydi. Onun da yeri üçüncülük oldu ama hani şu görüntüye baktığımızda yarışı her yerde kontrolü altına evet. Almış olan bir Oğuz Boylu'ya çok yapılacak bir şey yoktu gibi gözüküyor. Eray neler söyleyeceksin? Kabakumu da çok sever. Hani sentetikle ilgili maalesef bu yarışlarını yapamıyor ama ki Tolga'nın da altını çizdi. Geçtiğimiz sene kış sezonu boyunca Kumpis'te birçok yarışlar kazanmıştı. Bu nedenle kış boyunca da takip alması gereken isim Oğuz Boylu.
Geridekilerin sezon içerisinde çok fazla koşabilecekleri yarış maalesef kalmadı. Ağırlıklı olarak Çin pistte koşabilen safkanlar. Bu nedenle kazanan takibi alınmalı. Afacan'la da ilgili şunu söyleyeyim. Süratli giden koşuları daha çok seviyor. Evet. Daha etkili gelebiliyor. O gün yarışın gidişatı da biraz onu zorlasa da sonlarda yapmış olduğu o diri ataklar en azından nedenli formda olduğunun göstergesi. Evet. Pekala, o zaman hemen Hazım Rıza Gözlükçü koşusuna geçiyoruz. Bu nedir? VTR midir? DSF midir? Ne şekilde hazırladı arkadaşlarımız? O da DSF. Bizim bütün koşularımız VTR normalde. Kaç programdır? Böyle yapıyoruz. Bir dahakinde bu konuda da daha hassas olalım lütfen dedikten sonra hemen aynı şan koşusuna starttan alıyoruz yani. Evet. Neler söyleyeceksin? Evet. Evet, aynı şan bir yarış evvel Grup 1 Hatay koşusunda öndeki rakiplerinin hemen dibinde 5. olarak pistten ayrılmıştı. Bu atla ilgili en önemli detay annesi Ferza'nın Taykut gibi çok önemli bir şampiyonla anneden kardeş olması. O Sarar babası. Evet, Sarar. Bunun annesi de Bereket. Taykut'un da annesi Bereket. Dolayısıyla mesela Gülerce ikilisinde Suflör var. O da Dorsan'ın annesi. O da Taykut'un ana baba bir kardeşi mesela o Suflör. Yani bu Bereket çok klas bir kısrak. Üstün kanatlığını da yavrularına aktarıyor ziyadesiyle. Burada da şeyin kazanması, aynı şanın kazanması çok doğal sonuçta ama Hoppa Şahı'ndaki çıkış inanılmaz. Yani ben ona şaşırdım. Evet. Şimdi son yarışında hakikaten çok açıkçası güzel bir yarışa imza atmıştı. Evet, evet. Hani o gün için hepimizin aynı şan bankosuydu. Benim de bankomda aynı şan, yani çok rahat geçer diye düşünüyordum ama hakikaten aynı şey, aynı şan Hoppa Şahı'nı geçerken yani öyle çok kolay bir birincilik olmadı. Evet. Bana göre de birazcık Halis Karataş'ın şeyi Hoppa Şahı'nın tanımasının da avantajıyla geçti. Tabii, yani bir önceki yarışını onunla kazanmıştı. Aynı şekilde kazandı. Aynı şekilde kazanmıştı onları. Ve rakibi çok iyi tanıyaraktan, o avantajını da kullanaraktan tam potada geçti. Ve hani güvenenleri de yanıltmadı o gün aynı şan, çünkü hakikaten çok ağır favorilerden biriydi yarış severleri de. Burada hala hakimdi. Bir anda son aksiyonla geldi. Ve geçti tabii, rakibi de iyi tanımanın avantajını kullandı burada. At da cevap verince, kısrak da cevap verince hakikaten 10 numara 5 yıldız bir yarış oldu. İki atı da kutlamak gerekiyor. Hem aynı şanı hem Hoppa Şahı'nı, her ikisi de gerçekten çok parlak yarışlara imza attılar diyebiliriz. Gizem Naz'ın aslında çıkış devam ediyor. Hemen 30 salise gerilerinde koşuyu 3. olarak tamamlamıştı Mehmet Kaya'yla. Satış koşularından çıkan bir at. Aynen, işte satış koşularından hep hangi atlar oluyor diyoruz. İşte bakın, evet, satış koşularından çıkan atlardan bir tanesi de Gizem Naz'da geldi. Grup 3 koşuda 3.lük elde etti. Onu da burada hatırladım. Ayliz'in 8 boy startta kalmış olması şansını baştan kaybettirdi. Bu anlamda da bu yarışın çok fazla ölçü almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama aynı şan hakikaten çok gayet başarılı, güzel de bir yarış çıkardı. Favorilerin hakkını verdi diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Hoppa Şahı'nın şanssızlığı bu denli formda bir rakibe denk gelmiş olması. Yoksa at da formda, jockey evet, formda. Her yarış üstüne koyan bir attan bahsediyoruz çünkü. Yalnız düzlük dönüldükten sonra at performansı bir yana, jockey performansı odaklı konuşacak olursak, yani İlker'in hafiften hafiften dışa doğru yapmış olduğu hamleler hem Gizem Naz'ı hem de aynı nişanı biraz zor durumda bıraktı. Hı hı. Bakın birazdan görüntü gelecek. Hep hafiften böyle dışa doğru kaymalar var. Ki bundan en çok etkilenen taraf Gizem Naz oluyor. Ki o koridordan çıkıp maalesef içeriği tercih etmek zorunda kalıyor finalde. Doğal olarak onun da hafiften dışa doğru açılmaları biraz da aynı nişanı etkiledi. Ama her şeye rağmen aynı nişanı bir şekilde kazanmaya başardı. Bakın burada. En çok etkilenen Gizem Naz en aslında. En çok Gizem Naz etkilendi. Evet. Hani burada... tamam, atın hakkını vermek gerekirken İlker'in de bu gibi görüntülerden, bu gibi hareketlerden biraz uzak durması gerekiyor. Çünkü birçok ekürden şimdi şans buluyor ama bulmuş olduğu şansları iyi değerlendirirken, evet, finalde böyle ufak tefek hatalardan ceza alırsa olmaz. O onu geriye atar. Biraz daha dikkat diyorum. Evet. Bir ilave de şey konusunda yapayım. Hoppa Şahı'da uzadıkça mesafeler daha iyi koşacak. Çünkü yarış bitti, at hala devam ediyor dikkat ederseniz. Evet. Biraz böyle 1600 üzerine çıktıkça Hoppa Şahı daha iyi yarışlar yapar. Evet. Pekala, o zaman Hoppa Şahı'nda aynı şanında ekiplerini, ilgililerini, jokeylerini kutlayalım. Hakikaten çok parlak yarışlara imza attılar diyebiliriz. Şimdi lige geliyoruz. Jokeyler Ligi ve tablolarımız, aygırlar ne durumda, onlara bir bakacağız. Ama onun öncesinde bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hafta içerisinde Yusuf Aktaş'ın geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti. Arkadaşlarım da ekrana verirlerse eğer fotoyu ve videoyu da, orada da bir geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Aynı zamanda da kendisini de
camiayı arayanlara, soranlara bir geçmiş olsun teşekkürü vardı. O geçmiş olsun teşekkürünü de arkadaşlarım ekrana veremediler. Vermeyelim. O zaman şimdi geldi. Geçmiş olsun mesajı da var burada gördüğünüz üzere. O kendisi diyor ki arayan soran herkese teşekkürler. Tek tek geri dönemedim dedi. Hakan abi sana gönderiyorum dedi mesajı dedi. Programda ya da eğer dedi geçmiş olsun dileklerimizi iletirseniz herkese dedi. Seviniriz dedi. Biz de videosunu iletelim. Bir de fotoğrafı vardı. Onu da verirlerse bayağı bir ciddi bir sakatlık geçirmişti arkadaşımız. Köprücük kemiğinde mi sıkıntı? Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir sıkıntısı vardı. Sizin vasıtanızla herkese teşekkür ederim dedi. Arayan soran herkese teşekkürler dedi. Geçmiş hafta olsun. İçerisinde sosyal medyada güzel bir paylaşım vardı. Dün de ben yine aynı şekilde Twitter'da paylaşmıştım. Arkadaşlarım eğer o videoyu ekrana sesli verirlerse bir izleyelim bakalım. İskoçya'da yaşlılar evinde terapi yapıyor. Neler yapıyor? Poniler yapıyor. Gelsin ekrana. Tolgan, neler? Ya şimdi şey de... İlk kez görüyorum. Evet, bu İskoçya'da bir harika ötesi. Yaşlılar evi diyelim. Belli bir yaştan sonra orada bulunan yaşlılara terapi veriyor. Ve orada işte atla terapiyi hep konuşuyoruz ya. Evet. Bu anlamda da açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani atın her yerde değil mi insanın dostu olduğunu ve hani yol arkadaşı olduğunu söyleyebiliriz. Dün paylaştığım videonun altında şöyle bir şey paylaşmış bir izleyicimiz. Çok da doğru söylemiş aslında. Diyor ki o diyor ninenin yanında aslında torunu diyor, kızı çocuğu olsaydı diyor, çok daha mutlu olurdu diyor. Yani. Ama diyor şimdi onunla birlikte diyor, at da diyor doğada belki çok daha mutlu olurdu diye de o da kendince bir paylaşımda bulunmuş. Ama sonuç itibariyle bizim çok hoşumuza giden bir görüntü oldu bu anlamda da. O yaşlılara o terapiyi, o şeyi veriyor. O yol arkadaşlığını hissettiriyor ki hakikaten son derece güzel ve özel bir görüntü olduğunu da söylemek isteriz buradan. Evet, Tolga neler söyleyeceksin? Bir şekilde insanı... oradaki yaşlıları, büyüklerimizi rahatlattığı ortada. At da halinden memnun görünüyor yalnız. Evet. Onu söyleyeyim. Tabii ki doğada her zaman olması gerekir. Bütün canlıların aslında tabiatı gereği böyledir. Ama at burada halinden gayet memnun ve mutlu görünüyor. Bir yoldaşlık ediyor tabiri caizse. Atların şimdi vücut ısıları da insanlardan biraz daha yüksektir. Ona dokunduğunuzda o sıcaklığı hissedersiniz. Dolayısıyla bu da sizde bir rahatlama hissettirir, rahatlamaya sebebiyet verir. Burada da benzer bir durum var. İşte atla terapinin bu da farklı bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Ben görüntüden mutlu oldum yani, hoşuma gitti oradaki ilişki. Evet. Tabii poni olunca fizikten kurtarıyor öbür evet, türlü. Tabii canım içeride zor. Evet, öbür türlü büyük atları o ortama sokmak aslında çok zor. Aslında midilli yani bu. Evet, küçük bir at. Öncelikle tabii ki bütün aile fertleri bu gibi büyüklerini, dedelerini, babaannelerini mümkün olduğunca yanlarında barındırmak, yanlarında yaşatmak isterler. İstisnalar hariç farklı durumlar tabii ki yaşanıyor ama en azından bu şekilde bir yaklaşım, oraya bu atın gönderilmesi, onlara biraz daha pozitif enerjinin verilmeye çalışılması oldukça güzel ki çok da eğlenmişler. Bizler de en azından şunu söyleyelim. Bizler işte arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız fırsat buldukça bu gibi büyüklerimizi ziyaret etmeye, onlara moral vermeye çalışalım. En azından bizim de böyle bir katkımız olsun. Pekala. Huzur evleri anlamında. Huzur evleri anlamında. Dedikten sonra bu görüntülerden sonra geçelim tablolarımıza bakalım. Geçtiğimiz haftanın karnesi nasılmış? Jokeyler Ligi'nde bakalım. 1-8 Kasım'ın görüntüleri geliyor. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar tabloları. Bir görelim, izleyelim. Bakalım tablolarda neler var. Bekliyoruz. Birazdan. Peki. Az sonra. Az sonra diyelim. O zaman siz verin ekrana ne vermek istiyorsanız verin. Biz onun üzerinden İsterseniz konuşalım. İsterseniz dünkü yarışlara evet. geldi mi? Aygırları yani. Getirdiler. Peki aygırlar gelsin bakalım. Evet Tolga sana bırakıyorum. Victory Galop yine lider. İki katı en yakın rakibin. Hatta iki katının da üzerinde. Son yıllarda ilk kez bu kadar domine ediyor Victory Galop ve herhangi bir aygır. Çok ciddi bir fark yapmış durumda. İki yaşlılarda. Tabii bunda en büyük pay Colty Victory'de. Evet. Bu ikramiyenin yarısını Colty Victory tek başına elde etti ama yine de Victory Galop Tay
istatistiklerinde başta bile olmuyordu. Yani 3'te 4'te evet. oluyordu. Daha az sayıda koşan yavruyla. Demek ki bu seneki Tyler'ı oldukça baskın. Tabii şunun etkisi var bence. Victor Hugo'nun başarısını gören yetiştiriciler 2 sene 3 sene evvelinden iyi kısraklarını artık Gönlermiş. Göndermeye başlamışlar. Buradan bu yorumu çıkartabiliriz. Kanyoko her zamanki gibi Tay babası olarak yine gündemde yukarılarda. Lionheart'ın yeri gayet tatminkar. Approved'daki çıkış enteresan, güzel. Hakim kendini buldu. El Corredor zaten kuma yatkın yavrular veriyor. Smart Robin'i de seneye daha iyi yerlerde görürüz diye düşünüyorum. Evet, Eray. Şimdi geçtiğimiz seneye biraz göz attım. Geçtiğimiz sene Kaneko, Lionheart, Winner Rubin, Torok olarak devam evet. etmiş liste. Bu sene Victor Galop lider, Kaneko ikinci, Lionheart üçüncü. Hani Lionheart etkisi bir şekilde gene yavaş yavaş kendini gösteriyor. Erken gelişen taylar verdiği için ki geçtiğimiz haftaların da flash aygırlarından biriydi. Şartlı koşularda yanlış hatırlamıyorsam ya iki ya üç tane birincisi çıktı Lionheart'ın. Son 4-5 yıldır konuştuğumuz en çok konuştuğumuz aygır herhalde Victor Galop Tolga'nın her anlamda fark yaratıyor. Çünkü her pisti koşabilen özelliği var. Çim, kum, sentetik ki Kaneko'da da o özellik var. Lionheart'la ilgili hep mesafeyle ilgili limitleri olsa da erken gelişen taylar verdiği için bu lisede hep oluyor. Son 3-4 yıldır genelde var. Approve tayları çok enteresan ki sene sonuna doğru biraz daha iyi başladı. O da son 3-4 aydır yakalamış olduğu çıkışla müthiş gidiyor. El Corredor iyi başlayıp devamını da getiren aygırlardan biri. Smart Robin'in çok koşan tayı var. Hani burada çok böyle başarı sağlamış gibi gözükmese de genelde erken koştu taylar. Onun altını evet. çizelim. Biraz daha sabredilmesi gereken bir aygır. Perfect Edo bir Bosporus temsilcisi. Bu listede olması bence önemli. Evet. Şimdi tablonun geneline baktığımızda zaten arkadaşlarımız söylediler ki cepten de katkılar geliyor tablonun geneliyle ilgili. Hani bazı aygırlar neden yok deniyordu. Örneğin Luxor'u niye göremiyoruz derdi. Bu iki yaşlı İngilizler tablosu olduğunu da hatırlatalım. Evet. Yani bu tablo aygır istatistikleri. Şimdi aşım sezonuna da az kaldı geliyoruz ve iki yaşlı İngiliz aygır istatistikleri bu. Bunu da baştan söylemiş olalım sizlere. Belki Luxor'lar biraz daha üçlü koşuyor ama. Ki bir katkı yapayım hemen. Geçen sene de yokmuş bu listede Luxor. İki yaşlılarda evet. yoktu. Şimdi burada ise ilk 10'a baktığımız zaman Victor Galop, Kaneko, Lionheart, Approv, Hakim, El Corredor, Smart Robin, Perfecto, Mendip ve Halik Arnus'u görüyoruz ki açıkçası burada baktığımızda Mendip ve Hakim'in benzer kanatlarından evet. olduklarını da söyleyebiliriz. Harlan Soliday hattının ülkemizdeki 3 temsilcisinden 2 tanesi en azından bu listede gözüken isimler ki o hattın Türkiye'ye nedenli uyum olduğunu da gördüğümüzün önemli işaretlerinden biri burada görüyoruz. Halik Arnasus'u geçen haftalarda da konuşmuştuk sürekli. Bu sene Halik Arnasus'tan bir çıkış bekliyoruz demiştik daha programın en başından beri. Sebebi de neydi? En çok aşım yaptığı sezonda, en çok evet. kısrağın gittiği sezonda Halik Arnasus'a ve daha nitelikli kısrakların gittiğini görmüştük. Şimdi Volkan Tay cepten yazmış. Halik Arnasus kendini göstermeye başladı diye. Hakikaten de öyle. İlk başta çünkü hep her zaman olduğu gibi böyle bir soru işaretleri vardı yetiştiricide. Ya bir tayları koşsun da görelim ama nitelikli kısraklar gittiğinde Halik Arnasus'a da orada da başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o listenin sonuna doğru çıkacaktır. Daha çok tayı olduğu için bu sene diye yukarıya doğru çıkacaktır. Mendip'i zaten hani hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Her sezon eğer bir tay grup koşusu galibi veriyorsa bu önemlidir. Dolayısıyla bu anlamda da Mendip'i zaten hani her programımızda dile getiriyoruz. Perfecto'nun her ne kadar hani 23-10 bence iyi bir oran, çok evet. ciddi bir oran. Bu anlamda da daha ziyade Güneydoğu illerinde denenmiş olmakla birlikte kazanan yavrular veriyor. Smart Robin, El Corredor, Hakim, Approve, Lionheart, Kaneko ve Victor Galop şeklinde yukarıya doğru gidiyoruz bu tabloda. Hangi tabloyu vereceksiniz? Verin üzerinden konuşalım. Araplar var mı ya da diğerleri varsa üzerinden gidelim. İngilizlerden sonra arkadaşlarımızdan. Jockey'e geçtik sonra tekrar mı aygırlara döneceğiz? Peki öyle yapalım. Jockey tablosunda, Jockey istatistiklerinde 1-8 Kasım tablosuna bakıyoruz. 1-8 Kasım'da 43 koşu binmiş Şişman Çizik ve 5 birincilik elde ederken %21 gibi bir oranla koşu pardon 9 birincilikle düzeltiyorum. 9 birincilikle 5. sıradaki evet. jokey anlamında söylüyoruz. Hışman Çizik 43 yarış biniyor. 9 birinciliği var. Genel sıralamada da 5. sırada görüyoruz Hışman Çizik'i.
ve %21 birincilik oranı var. Birincilik yüzdesi %21. Halis Karataş %43, yani herhalde bu rekor değil mi baktığında? Neredeyse iki attan biriyle kazanmış. Bindiği iki atın biriyle yarış kazanmış durumda şu anda. Görüntü o. 14 kez binmiş ve 5 birincilik değil mi? 6 birincilik. Tabloda göremedim. 6 birincilik ve genel sıralamada 8. sırada. Biz 5'i zorlayacak demiştik değil mi? O kadar atın binmesine rağmen gidiyor oraya doğru, listenin yukarısına doğru ama geçtiğimiz haftalarda 10'du, 9'du, o hafta 8'de görüyoruz, 8. sırada görüyoruz ama haftanın da en çok yarış kazanan ikinci jockey ama birincilik yüzdesi olarak baktığımızda da %43 gibi çok sıra dışı bir birincilik yüzdesini görüyoruz Halis Karataş'ta. Mehmet Kaya'yı 3. sırada görüyoruz. Yine 31 yarış binmiş, o da 6 birincilik elde ediyor. Onun da %19 gibi bir birincilik yüzdesi var. Mustafa Çiçek ve Özcan Yıldırım bu haftanın jockey istatistiklerinde Ahmet Çelik yok. Mesela liste değil mi? Bu baktığımızda genelde hani olan isimlerden bu haftayı çok iyi geçirmemiş ama kardeşi geçirmiş bu haftayı iyi. Aşağıda görüyoruz. Aşağıda da Mehmet Salih Çelik birinci sırada. Fırat Aslan'ı ikinci sırada görüyoruz. Mürsel Kayış, Mustafa Kemal Kumbasar ve Cihat Yıldırım. Özcan Yıldırım'ın yeğeniydi herhalde bildiğim kadarıyla. Yeğeni. Kendi de paylaşmıştı. Bir tane yarış kazanmış. Aprantilerde de en çok 3 yarış kazanmış. Mehmet Salih Çelik 2 yarış kazanmış. Fırat Aslan, Mürsel Kayış 2 yarış. Mustafa Kemal Kumbasar 2 yarış ve 1 yarışla görüyoruz onları da listede. Evet, bir değerlendirme alalım. Yani Mehmet Salih Çelik zaten 2020'de bir Allah kaza bela vermesin jockey olacaktır. Yüksek oranda at binip kazanabilen, şansları değerlendirebilen bir apranti. Fırat Aslan'la alakalı olarak aylardır hep konuşalım, yetenekli bir apranti olduğunu ifade etmiştik. Mürsel Kayış'ı da 2 hafta veya 3 hafta evvelki programda gündeme getirdik. Ki bu hafta İstanbul'da çok güzel bir yarış kazandı. Ahmet Çelik'le lüte girip yani o kadar deneyimli bir jokeye atını direndirdi. Heyecan yapmadı. Mücadelesini verdi ve burun farkıyla Kekova'yla kazanmıştı. Mustafa Kemal Kumbasar nispeten bu ekibin tecrübeli aprantilerinden. Fırat'ın yüzdesinde bir yanlışlık yok mu Tolgan? 6 at binmiş, 2 kazanmış, %12. Bilemiyorum bunu. Evet. 6 koşu, 2 birincilik, %12 olmaması lazım. %33 falan olması lazım. O yüzdeyi hatalı, onu da düzeltelim. Yüzde hatalı. Evet. Mürsel Kayış 12'de 2 yapmış. Mesela o da %16 değil, %20 kazanma yüzdesi sonunda. Evet, yüzdelerde biraz. Mustafa Kemal Kumbasar iyi ekürlerde şans bulan bir aprendi. Ağırlık Ankara. Ankara. Kurtel ekürüsünün de Ankara'daki atlarına fazlasıyla bilen bir aprendi. O da muhtemelen önümüzdeki yıl 2020 içinde jokeyliğe terfi eder. Mürsel Kayış da böyle devam ederse 2020 solunları 2021 gibi jokey olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Pekala, o zaman tablolarımızı da verdik ve şimdi düne dönelim. Dünkü yarışlara geçelim. Dünkü yarışlarda Bursa ile başlıyoruz. Tolga'nın birinci ayakla değerlendirmeleri alalım. Evet, ilk ayağı Sönmezay kazandı. Butay bir yarış evvel İzmir'de start aldı. Dördüncü oldu ama düzlükteki akışı gayet güzeldi o gün için. Sonlarda diri girdi at fotoya. Ben tabii dün için yazılarımı İstanbul özelinde yazmıştım gazetede ama bu yarışa baktığımda da gerçekten ilk şans verdiğim safkanlardan bir tanesiydi. Ferdi Kabadayı ile start aldı ki Ferdi son dönemin çıkıştaki aprantilerinden o da. İyi at biniyor, hata yapmıyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de sürekli idmanda olması Bursa'da. Mütemadiyen her sabah çok disiplinli şekilde bir de idmanda kardeşimiz. 4'te gelinecekse 4'te gelir. İdman bitene kadar belki 15-20 tane at çalıştırır. Şu atı çalıştır dediğinde hiçbir zaman geri çevirmez. Çalışkan ve çok efendi bir çocuk Ferdi. Evet. O yüzden de bu çalışmasının getirisi olarak da iyi yarışlar biniyor. Güzel yarışlara imza atıyor. Bugün için de düzlük üzerinde dikkat ederseniz hiçbir yerde bozulmadan, etmeden, hiç panik yapmadan atın üzerinde gayet düzgün bir şekilde devam ederek kazanmasını bildi. Göz aydın olsun. Ekibi de kutluyorum. Bakın buralarda hiç bozulmuyor, etmiyor. Aralarda bak, içeri doğru hamle yapıyor. İçeriği gördü aranın açıldığını, yoksa kapanacaktı.
ve 5 at mücadele ediyorlar. Yani en dıştan gelen doğru. 5 at mücadele ediyorlar ve sonlara doğru da gelip yarışı kurtarmasını bildi. Evet. Vallahi zor bir birincilik. 201 at binmiş bu yıl kardeşimiz. Hani çok at bindiğini söyleyemeyiz ama şu çok önemli. Tolga'nın altını çizdi. Sürekli idmanda çalışıyor. Mücadeleyi bırakmıyor demek ki bu kardeşimiz. 20'de birinciliği bulunuyor bu yıl. Onun dışında dün yalnız gidişat odaklı çok büyük şansı vardı. Çünkü ön tarafta okuyan Kobra Şahin ve Korkusu Zafer ya öyle bir tempo verdiler ki yarış boyunca hani adeta ya sana ya bana mücadelesi gibi geçti koşu ve bütün bu gidişatta ister istemez belli metrelerden sonra ön taraftakiler durmaya başlıyor. Ön taraftakilerin durmaya başladığı metrelerde de bu kez dışarıdan Sönmezay'ın çok güçlü atakları var. Birkaç tane etkili performansları vardı önceki yarışlarında ama dün artık zirveye çıktı o performansında. Artık maiden macerası sonlandı. Ekibini kutlayalım. Pedigrisi itibariyle de bu sahayı yapabilecek özelliği var. Şövalye Özüm Kız orijinli Sönmezay'ı artık bundan sonra farklı yerlerde izleyeceğiz. Hani nereye kadar gider, üstüne ne kadar koyar onu zaman gösterecek ama yarışı etkileyiciydi. Evet. Pekala, Babür Bey'e dikkat diyelim. Babür Bey bir sonraki koşusu farklı olabilir. Kara kaplı defterimize not edelim. Babür Bey'in yarışında beğendiğimi söylemek isterim burada. Aynı şekilde yine kara kaplı defter için önereceğimiz isimlerden biri de Akhisarlı olsun. Birkaç yarıştır böyle çok dillenen, konuşan isimlerden bir tanesi ama ses sedası çıkmıyor. Akhisarlı ve Babür Bey isimlerini not edelim Bursa'da. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde ise Lady of Kaneko kazandı ki bu pisti, Bursa pistini seven, özellikle bu tip mesafelerde başarılı yarışlarını anımsadığımız isimlerden bir tanesiydi. Onur Yıldız İdaresi'nde güzel bir birinciliği imza atarken Bursa'ya herhalde yanlış hatırlamıyorsam ilk defa geldi Alora ve buna rağmen pistte çok da fazla acemilik çekmedi. Güzel bir ikincilik elde ederken Safir Kız ve Daniela Slaughter ise tabelayı tamamladı. Neler söyleyeceksiniz? İçeriden daldı düzlüğe çıkılır çıkılmaz Onur Yıldız. Bu hamle de ona yarışı kazandırdı. Allora hala pes etmedi. Aslında bir iki aksiyon olsa tekrar gelip geçecek. Evet. O da inatçı bir at. Zaten Valencia gibi bir atın anneden kardeşi Lunar at. Babasının Pleasantly Perfect olması sebebiyle nispeten kumu da yapabiliyor. Son yarışları çok parlak değildi kalitesine oranla ama o da bugün için kötü gidişatına dur demesini bildi. İlk ikiyi ben kazanmış kadar değerli performansa imza attılar diye düşünüyorum. Üçüncü Safir Kız grubun kaliteli kısraklarından. Tatminkar üçüncülük. Dördüncü olan Daniela Slaughter da kum piste rağmen bu dördüncülüğü elde etti. Hani çime döndüğünde yarışlar veya İzmir'de kış sezonu çimi tercih ettiğinde bu grupları yani ve benzer grupları geride bırakacaktır. Onu söyleyelim. Çim'de Daniela Slaughter'ı takip edelim. Evet Eray. Tabii Allora'nın kum pistteki bu performansının etkisi biraz da Lunar At'ın babasının Royal Abjar olmasına bağlı. Bu nedenle hani kum pistte dün etkili bir yarış koştu. Daha önce de koşup hani bu kadar iyi koştuğu bir yarış yoktu. Evet. Onun altını çizelim. Tabii farklı bir de hikayesi var bu yarışın. Ne? Allora yarış hayatından Nurettin Şen'le başlayıp 2'de 2 yaparak başlamıştı ve geçilmeden attan indirilen bir jokeydi Nurettin Şen. Aylar sonra buluştular ve aylar sonraki buluşmada da o etkili performans yine geldi. Yani at ve jokey uyumu müthiş. Hı hı. Ancak Nurettin'i benim ne kadar çok sevdiğimi sizler de biliyorsunuz. Yarısever dostlar da bilir. Bir eleştirim olacak. Yani başlarda Aysev'le çok gereksiz didişti. Yani Aysev'in zaten mesafe limitleri var. Uzayan mesafelerde sıkıntı. Evet. Yani onunla o tempoya girmesi doğru değildi. Aysev'i biraz daha kendi haline bırakıp onun arkasına yatabilirdi ki onu yapmadı. Onu bastırmayı tercihledi. İşte onu bastırmayı tercihleyince finalde bir rakip geliyor seni bu şekilde atlayabiliyor ki burada Erhan Yavuz'un da bir hatası oldu. İki boy kadar yarışa tereddütlü başlayan Daniela Slaughter'ın 600 direğinde ön tarafta olması doğru değildi bence. Zaten tempo var. Ön taraftakiler boğuşuyor. Sen biraz daha sabırlı bekleyeceksin. Çok erken yürüdüğü için en kötü 2-3 olabileceği mücadeleden 4. olarak ayrıldı. Takibe Daniela Slaughter'ı alalım bence. Pekala. Ve aşamaz Uludağ koşusuna geliyoruz. Geçtiğimiz senelerde arka arkaya Yılma Başar'ın kazanmış olduğu bir koşuydu. Ve Uludağ koşusunda starttan itibaren getirdi arkadaşlarımızı ekrana. Ve aşamazın da aradan sonra, uzun aradan sonra değil mi? Özlemiştik. Neydi? Evet. Yüksel Saymaz'ın güzel bir yakıştırması vardı. Aşamaz benimle kimse baş edemez evet diyor demişti bir Ankara galibiyetinde. Aşamaz tekrardan eski ve formda günlerine döndüğünü bu yarış ile birlikte gösterdi. Çaltepe'nin sonlardaki atakları
sadece ikincilik içinde ama bir ara bir böyle temposunu kaybeder gibi olmuştu Aşemez. Acaba mı dedik. Ama o metrelerden sonra tekrardan bir tazeledi. Aşemez eski formda günlerine döndüğünü gösterdi ki bundan sonraki yarışlarda daha farklı olur. Adana'da muhtemelen koşacağı koşular olacaktır. Yarış programında vardır diye düşünüyorum. Oradaki koşularını da takip almakta fayda var. Çaltepe iyi bir yarış çıkarttı. Özekan'ın son metrelerdeki atakları ona ancak üçüncülük getirdi ama bu tip gruplarda her daim ses sahibi olabileceğini gösterdi. Çelik Kalkan'ın şanssızlığı starttan 6 boy kadar geç çıkmış olmasıydı. Evet. Bunu da göz önüne alalım. Her ne kadar ekürisi Doru Yiğit ekürlük görevini elinden geldiğince yerine getirmiş olsa da belki fark etmedi ekürisinin starttan o kadar çok geç çıktığını da. Düzlükteki sprintiyle de çok fazla etkili olamadı diyebiliriz. Bir sonraki yarış çok daha farklı olabilir. Zira Bursa pistinde başarılı yarışları da vardı Çelik Kalkan'ın. Atasoy toparlanmaya başladı. Viraja kadar mücadele içerisinde yer almıştı ama bir sonraki koşusu çok daha farklı olabilir. Ama tüm tebrikler burada Aşemez için olmalı. 8 yaşında bir safkan ve tekrardan o eski formda günlerine döndüğünü gösterdi. Neler söyleyeceksiniz Uludağ koşusunda Aşemez dedi. Start verildi. Evet. Önde iki at. Kızılhan'la Doru Yiğit. Yüksek tempoyu tercih ettiler. Birisinin tabii vazifesi ekürüsüne tempo vermek. Ötekisi de önde gitmediğinde zor kazanabilen bir isim. Dolayısıyla iki atta önde yüksek tempoya girince Deniz Yıldız hemen üçüncülüğe attı kendisini. Arkasına yattı. Ve çok biliyor öndeki atlar didişin işini. Atlar için daha zor böyle mücadeleler. Bir şekilde öndekilerin duracağını biliyor. Evet. Atını çok güzel nefesli bir şekilde düzlüğe çıkartacaktı ama beklediğinden de erken pes etti öndekiler. Biraz binlerde falan önde kaldı mecburen Deniz. Ama o kadar kolaydı ki o saatten sonra Aşemez yani bu gruplara şans tanıyacak bir at değil. Değildi, evet. Toparlandığı da ortada. Çok çok kolay kazandı yalnız, onu söyleyeyim. 500 metre daha olsun fark uzak olur. Hiçbir zaman bu atlar yanına gelse de o gün için geçemezlerdi. Onu söyleyelim dün için. Gözü aydın olsun, Deniz de çok sevindi. Aradan sonra... 4 yarış sonra kazandı. 4 yarış önce mi kazanmış? Evet, 4 yarışı kazanamıyormuş. Atmış. Bir de bu sezon çok iyi değil Aşemez yani, evet. Son yarışlarında. Tabela dışı kalıyor genellikle. Ama tekrar at toparlandığını gösterdi. Aşemez gibi bir atın... Şimdi Deniz aslında bu sevincinin altında ileriki yarışları yatıyor eminim ki Aşemez'in. Sadece bu yarışı kazandı diye değil, atın düzeldiğini, o kadar rahat olduğunu gördü altında. Evet. Önündeki yarışlar için de Safkan şimdiden yeşil ışık yaktı, onu söyleyeyim. Yine eski Aşemez inadıyla birincilikleri devam eder diye düşünüyorum. Pekala. Eray? Tabii Aşemez'in kolay birinciliğinde şöyle de bir durum var. Baktığımız zaman ona önlerde eşlik edebilecek hem Kızılan hem de Doru Yiğit o eski formlarından biraz uzak. Yani erken kopmalarının sebebi de sanki o Tolgan. Çok erken mücadelede koptular. Eski formlarında değiller. Yoksa bizim bildiğimiz Kızılan bir şekilde mücadelede olur yani, devam eder. Hiç olmadı. Çok erken mücadeleden koptu. Tabii Deniz'in yapmış olduğu en doğru hamle de o öndeki ikiliye çok fazla uymaması ve onları da çok fazla kaçırmama düşüncesiydi. Belli metrelere kadar sabretti. Zaten devamında da almış olduğu avansla kolay bir yarış kazandı. Hem yazın hem kışın koşan bir Safkan Aşemez. Biraz hani o yük ağır geliyor olabilir. 8 yaşına gelmiş bir Safkan kışın ne denli başarılı olabilir. O biraz açıkçası soru işareti. Tabii ki izleyip göreceğiz ama nihayetinde bir yorgunluk da olacaktır. Çaltepe'nin yarışını çok beğendim. Özekan hep böyle gelip son zamanlarda atlayamamaya başladı ki bunda Çaltepe'nin inatçı karakteri de etkili olmuş olabilir. Mayıs Altın'ın yarışını çok beğendim. Bundan sonraki ilk yarışında hele bir de böyle alt grubu bulursa bence kazanmaya çok yakın. Evet. Pekala, hemen Manyas Kuş Cenneti koşusuna geçiyoruz. Selen Kızım kazandı Kadir Tokaçoğlu idaresinde koşuyu. Dilim yandı. Çok konuşulan, çok Bursa'da açıkçası dillenen diyelim isimlerden, evet, biriydi ama dilimiz yandı değil mi? Hakikaten dün benim de ilk atımda dilim yandı. Son metreye kadar ben açıkçası hani Furkan iyidir, hoştur, Furkan'ı severim yani, çok efendi şey bir kardeşimiz ama mümkün olunca yarışı kısaltmaya çalıştı. Kısalttı ama işte o süreçte de sürekli Selen Kızım artık devrini buldurmaya çalışıyordu. Kadir onu öyle bir tempoya soktu ki, bir de uzun da sprint yapabilen bir isim bence. Evet. O devri soktu. Yanına geldiğinde ne olduğunu bile anlayamadı. Tekrardan toparlayamadı, dilim yandı. Biraz Furkan'ın hatası olduğunu düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Furkan Hüseyin hatalı olduğunu düşünüyorum buralar. Tamam, ona belki dediler ki yarışı kısalt, mümkün olduğunca kısalt ama orada bak sürekli ivme kazanarak gelen bir isim var arkada. Her
bir aksiyonda Kadir'in devrini arttırdığı. Belli ki yanına geldiğinde o zaten toparlanana kadar gelip geçecek onu. Ve sonra istediği kadar çaba. Artık buralarda biraz yürütmesi gerekiyordu diyelim. Şimdi başladı ve sonrasında da çok istediğini yapamadı. Dark Saga bende hayal kırıklığı yaratan bir isim oldu. Geçen hatta Kocaeli'de beraber seyretmiştik. Aynı yarışta koşmuştu Elizabeth Kinle. Orada yakın padokta da gördüğümde o günkü yarışta bence hayal kırıklığıydı. Evet. Beklentilerin çok altında kalmıştı. Dünkü yarışta Dark Saga'nın hayal kırıklığı bence. Çok daha iyi yerlerde bitirebilecek kapasitesi olan bir isim olduğu kanaatindeyim Dark Saga'nın. Bu yarışını çok önemsemeyelim. Belki hani ilgilileri bizden daha iyi biliyordur mutlaka. Atın bir sorunum var, bir şeyim var ama yeri burası değil bu kısrağın. Çok daha farklı yerlerde gelebilir diyebiliriz ama Selen kızımı tabii kutlayalım. Son derece parlak, son derece başarılı, düzgün de eşkali olan kısraklardan bir tanesi. Ayakları düz bassın diyelim ve tebrik edelim. Evet. Dilim yandı, koşuya tempo verdi. İkiye yatsa, Dark Saga'nın arkasında takip etse nasıl olurdu? O da bir muamma. Kopartmayı evet. denese o da bir taktik olabilirdi. Ama daha, bu şekilde kaybedebilirdi. Yani böyle de denedi. İkinci kaldı. Geçen yarış da yalnız tam böyle sonlara gelince bir Safkan yavaşlıyor. Geçen yarışında da Baba Avcı'ya geçildi. Evet. Yani kazanacak izlenimiyle düzlüğe Değil çıkıyor mi? Ama son böyle birkaç aksiyonda devri düşüyor ister istemez. Eminim ki tecrübeli ekibi buna da bir önlem alacaktır veya farklı bir şeyler deneyeceklerdir bu Safkan'da. Ama çok çok yetenekli bir tay dilim yandı da. Yarışın her yerinde jokeyine tabi, güzel aksiyonlara ve çok güzel eşkale sahip. Evet. Maşallah diyelim. Selen kızım kolay gittiği yerde rakibinin, her yerde Kadir'in teşvikleriyle devam ediyor. Yarışı da kazandıran bu oldu zaten. Senin de dediğin gibi her yerde Kadir tempoya soktu attı. Hiçbir yerde... Bir yerde boşluyorsa at da boşlayacak. Öyle bir karaktere sahip Selen kızım. Ama Kadir hiçbir yerde boşlamasına izin vermedi. Düzlük boyunca da ataklarını hiç kesmeden. Buralarda aksiyonları biraz kısaldı zaten dilim yandığını dikkat ederseniz. Bakın 200'e gelene kadarki aksiyonlarıyla buradaki aksiyonları farklı. Bak kısa kısa atıyor. Şeye bakın full eli bir at Selen kızım. O yüzden de mesafeler uzadıkça da Selen kızım da daha iyi yerlere gelir. Dilim yandı rakibini görünce bir daha bir gayretlendi ama artık avantajı elde eden Selen kızım kazanmasını bildi. Gözleri aydın oldu. Akyazılı Hande 5 boy start takılıp dördüncülüğü evet. fena değil diyebiliriz. Evet Eren. Yani onu alışkanlık haline getirdi. Start sonunda maalesef kaldı. Devam ediyor. Onu aşarsa farklı yerlere gelir ama aşamazsa maalesef bu sıkıntılar devam edecek. Selen kızım benim eşkar olarak beğendiğim dişilerden biri. Çok yetenekli. Hem çimi hem de kumu yapabilen özelliği var ki yine anne kardeşlerinden Mayhart da kumu yapabilen bir isimdi. Bu nedenle bu sahayı etkili koşabileceğini öngörüyordum ben dün. Ancak Kadir'in de atını çok iyi tanımasının etkisi var. Daha önce iki kez binip 2'de 2 yapmıştı. Dün 3'de 3 yaptı. Müthiş performans. Senin söylediğin sanki doğru olabilir. O viraj dönülürken biraz daha voltalasa o avansı alsa sonlarda tutturamayabiliriz. Çünkü rakibin ritmini bulduktan sonra çok yapabileceğim bir şey kalmıyor. Evet. O avansı almayı deneyebilirdi. O çünkü arttıra arttıra geliyor. Onun tekrardan aksiyona girmesi. Evet, hani buralarda elde gittiği için hani işte elde gidiyor. Işte. Şuralarda biraz vites arttırsa bir iki kamçı teşviğiyle o fark 4-5 boya çıkabilirdi. Finalde tutturamayabilirdi. Tabii bunlar hepsi varsayımlar. Her iki hatta çok iyi koştu. Her iki hatta padokta çok iyiydi. Müthiş eşkalleri var. Ve sene sonuna doğru her iki atında birkaç tane daha birinciliğini izleyebiliriz. Pekala. Hemen geçelim o zaman bir sonraki yarışımıza ve bir sonraki yarışımızda yine Keleşan kazandı. Günün sürprizlerinden bir tanesiydi ve arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar Keleşan evet, yarışını. Geldi. Evet, ekranda şu anda. Mazlum Zülfikar koşuya değil mi? Tempo verdi. Tempo evet. vermişti kaldı. Ve daha sonrasında o tempoyu kaybeder gibi oldu. Keleşan liderliği aldı. Bu sefer Şimşek Kral'ın ataklarına maruz kaldı. O arkada bir tane gene hoplayan zıplayan var dışarıda. Kim o? Sercan. Sercan Tırpan mı o? Ama Sercan. Çok kötü duruyor ya. Yani Sercan. Hakikaten artık iyicene. Eskiden bu kadar da zıplamıyordu. Yapmıyordu gittikçe. Yazık işte Bursa'da sınırlı kalıyor. Yani ben şimdi İstanbul'dan ne bir... At sahibinin gelip de gel Sercan Tırpan burada at bin diyeceğini düşünmüyorum şu görüntülerle. İşte Bursa'da kendi arkadaş çevresinde at sahipleriyle, şeylerle, antrenörlerle biner. Görüntü çok kötü çünkü.
Hakikaten eskiden bu kadar yapmıyordu. Evet, daha az yapıyordu. Daha az yapıyordu. O da cesaretlendi herhalde, herkes yok. İşte herkes değil yani, yapan zaten belli bir iki kişi, evet. Oradan cesareti aldı ama işte lokal kalıyorlar. Evet. Bursa'da da Bursa'nın başarılı jokeylerinden biri olarak bir hatırlıyoruz. Bir de bir Gölcüklü mü ne, bir atla da böyle çok tutatta geldiği bir yarışta, hani hatırlıyorsun, bir at vardı. Alidev. Yok, bir Arap atıyla geldi, bir hatırlarsın. Hatırladınız mı? Bir Arap atı vardı, şeye kadar geldi de. Sonra yeterince çaba ve gayret göstermedi diye bir... Hangi attı o at? Şeyde mi? Kocaeli'de oldu. Kocaeli'de, evet. Kocaeli'de hatırlarsın. Evet. Benim Sercan Tırpan aklımda bir bu zıplaması, bir de o yarışı kalıyor. Başka da bir şey kalmadı aklımda. O yarışta ama attın özelinde bir durum. İşte, ama aklınızda, aklınızda kalan Sercan deyince bu ikisi kalıyor. Bir o yarışı kalıyor, bir de bu yarışları kalıyor işte. Evet. Ali Devi'yi de hatırlayalım. Ali Benim ya, aklımda kalan bunlar. Şu yorum getirilebilir. Şimdi Sercan hafif kilolara da... Kazananlar çok onu konuşuyoruz. Yani, özellikle konuşuyorum değil mi? Yani, zıplayanları konuşacağız diye. Evet. Sercan şimdi hafif kilolarda tam binebilen bir jokey olduğu için. Yani bu kadar abartmasına gerek yok bu şeyleri. Senin zaten stilin belli. Orada şans buluyorsun. Hafif kilolara da bindiğin yerde bunu yapınca... Yani açıkçası ben zaten baştan beri benim görüşüm biliyorsun. Çok çirkin duruyor. Abartmamak lazım. Tadında bırakmak lazım. Sevdiğim bir kardeşim olduğu için bu açıklamaları yapma gereği hissediyorum ben. Tabii ki yine kendi bilir. Çok da ısrarcı olamıyorsun. Çünkü kendi ısrarcı. Kendi devam ediyor. Atlara faydası olduğunu düşünüyor. Onun dışında performans odaklı Keleşan'ı ve birincisini ben kutlamak isterim. Ön tarafta o Mazlum Zülfikar'ın vermiş olduğu tempoda çok onunla didişmedi, boğuşmadı. Yaklaşık 500-600 direklerinin orada ön tarafa yürüme hamlesi vardı ki çok doğru bir hamleydi. Baktığımız zaman kilo da hafif olunca bir şekilde sonlara kadar direnebiliyorsun. Ekibin de gözleri aydın olsun. Kolay yarışlar değildir bu yarışlar. At kazandı ve inşallah bundan sonra da kazanmaya devam eder. Ama Cobra Rego dünkü yarışıyla benim takibime girdi. Ben atın performansını beğendim, onu söyleyeyim. Evet. Tolga? Keleşan zaman zaman bu tarz yarışları yapabilen bir safkan. Jokey'de bahsettiğiniz gibi... Hiç acele etmedi, çok doğru yerlerde yürüttü atını. Dışarıdan gelen rakibi Şimşek Kral adı, direnmesini bildi. Çok parlak bir birincilik. Şimşek Kral, helal olsun bu atı. Yani kum, sentetik, çim, her yerde başarılı, her yerde varınıyor, onu sahaya koyan bir at. Sevgili Volkan kardeşimizin atı. Hatta bu at daha sahaya gelmeden evvel konuşuyorduk bu Safkan'la ilgili. Maşallah çok iyi gidiyor atta. Cobra Rego'nun sonlardaki atakları iyiydi. Deniz Köpüğü de startta kaldı 5 boş. O sebeple 4.lükten öteye gidemedi. Mazlum Zülfikar'ı da takip edelim. Verdiği yüksek tempo, Keleşan'a direnmeye çalışıp son yüzde ikinci olmasına rağmen koşudan 5. olarak ayrıldı. Mazlum Zülfikar da takibimizde olsun. Bu arada evet. Keleşan'ın 3-4 yarıştır el değiştirdiğini ve yeni ekipte de biraz daha farklılaştığını söyleyebiliriz. Evet. Evet. Pekala. Hemen o zaman Egemen Bey'e geçelim. Günün ağırlıklı favorilerinden biriydi ve kazanmış olduğu koşuyla da kendine güvenenleri yanıltmadı. Bir ara acaba temposu düştü mü dedik. Son metrelerde olduğu yere basmaya başladı ama bir şekilde kendini potaya attı. Düzgün eşgali her şeyle dört dörtlük olan bir havası vardı ama yani biraz hani yürekler ağza geldi diyebiliriz. Biraz daha sprinti kuvvetli bir isim olsaydı gerilerde geçebilirdi. Yener'in yarışı aradan sonra çok çok iyi. Yani ilk bir çıkış yarışını gerçekleştirdi. Çok beğendik. Ortaylı ilk defa böyle hani elle tutulur güzel bir yarış çıkarttı diyebiliriz. Startta da hayli kalmış olan Özdemir Ağa'nın da gelip tabelanın sonuna asılması dikkat çekiciydi. Ben Özdemir Ağa'nın biraz daha çim atı olduğu kanaatindeyim. Çim koşularında çok daha farklı yerlerde gidebilir. Özellikle meydanlarda adını kara kaplı deftere not edelim dedikten sonra sözü Tolga'na bırakıyorum. Evet. Egemen Bey ilk startında şartlı bir koşuda mücadele etti ve o gün hatırlıyorsunuz ilk yarışını bilen Aprenti'nin biraz atı kaçırması sebebiyle çok ciddi faale maruz kalıp yarışı bıraktı. Bitay için bir travmadır yaşadığı bu pozisyon ilk startında. Onu söyleyelim. Akabinde ikinci yarışında Kocaeli'de koştu. Biz de oradaydık ve o gün de çok şanslı görüyorduk. Geldi ikinci kaldı. Öndeki atı bir atlamama gibi bir sıkıntı yaşadı o gün için. Aslında atın gücü vardı ama belki tecrübesizlikten biraz kapris yaptı ve kapmadı rakibini. Dün için de Özcan doğru olanı yaptı. Safkan'ın gücü var. Bu tarz atlarda ne yapmanız lazım? Önde kabulleneceksiniz yarışı. Çünkü rakibi atlamıyorsa
o gücünü en güzel bir şekilde önde giderek değerlendirirsiniz. Öyle yaptı ve bana göre de güzel bir birinciliğe imza attı. Hani rakipleri gelse devam edecek havası vardı. Bu hatta iyi bir tempo atı olacak hissiyatı yaratıyor bende. Gözleri aydın olsun. Çünkü iyi bedellerle alınan atlar bunlar. Ciddi yatırımlar. Aya Bakan'ın bu temsilcisi de. Aksiyon olarak da ben babasından bir şeyler gördüm. Aksiyon yapısı öyle. Çim biraz daha iyi koşacak gibi geliyor bana. Olabilir, yani evet. Ben hani sonlarda eyvah dedim yani. Bir hani çok da büyük favori. Hemen şimdi ne eleştiriler gelir hani şey. Çünkü at bir başlarda şöyle bir güzel akıyor tamam dedim. Burada belli bir vites arttıracak gelecek ama hani sanki Çim'deki yarışları bir tık daha iyi olacak, olacak gibi bir düşüncem var. Hani biraz şu da kaprisli bir at. %100. %100 kaprisli ama Çim yarışları sanki bir tık daha iyi olacak gibi geliyor. Kum'da da kalitesiyle ve kumaşıyla kazandığını söylemek isterim Ortaylı size. Ortaylı da ilk yarışını kazanmaya çok yakın. Çok yakın diyoruz. Gibi. Pekala. 300 bin liraya satın alınmış. Remzi'ye sordum. Ben 200 civarı biliyordum. Remzi iyi bir bedel. 300 bin liraya alınmıştı aracım dedi. Ona teşekkür edelim. Peki. Yeni oturuyor tay. Dörtlüğe döndüğü zaman farklı bir tay izleyebiliriz. Pekala. Hemen İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'da Altı Ganyan'ın ilk ayağını King of Tatvan kazandı. Ve kazanmış olduğu koşusuyla da hakikaten bu seneki en iyi yarışını yaptı diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon ciddi rakamlara el değiştiren isimlerden bir tanesiydi. Bir de galiba bir gözü kör diyebiliyorum. Evet, bir gözü de görmüyor. Ve çok ciddi rakama el değiştirmişti bu safkan. 400 civarıydı galiba. Evet. Yani sonuç itibariyle tabii ki. Ve hani bir türlü ben açıkçası o hani taylığındaki yarışlarını göremiyorum. Ama bu yarışıyla birlikte nedenli farklı bir isim olduğunu bizlere gösterdi. Bence hiç harika koştu. Bir performans sergiledi. Tabii başlarda rakiplerinin de her ikisinin birden yani King of Tatvan ve Red Tornado'nun birbirini rakip gördükleri çok net belliydi. Baktığımızda. Çünkü her ikisi de birbirini kolladı son metrelerde. Önde de tipi tipin vermiş olduğu bir tempo vardı. Oğlu Meren'in ona takılmış olması. Startta kalan isimler falan vardı. Bunlar sonuç itibariyle her ikisi de atlarının gücüne çok inandıkları için hem Gökhan Gökçü olsun hem diğer Gökhan olsun birbirlerini rakip görüp son metrelerde rakip oldular birbirlerine. Ama dün için King of Tatvan rakibinden bir tık daha iyi olduğunu bu yarışıyla gösterdi. Kutlayalım ekibin ilgililerini. Gökhan Gökçe de çok iyi bindi ve dikkat çekici bir birinciliğe, kayda değer bir birinciliğe imza attı. Red Tornado el değiştirmiş herhalde. Evet, bu yarış ilk kez yeni ekürüsünde koştu. Aracı ekürüsünü diye hatırlıyorum. El değiştirdi ve yeni ekibinde de bence kaldığı yerden, bıraktığı yerden devam edecek görüntüsü var ki bundan sonraki yarışları da aynı şekilde başarılı olacaktır. Bugün 61 kilo siklet dezavantajına rağmen görüntüsü gayet tatminkardı. Tipi tip ise... bu iki rakibine yapabileceği çok bir şey yoktu. Eleştiriler acaba tempoyu biraz yüksek mi tuttu? Hayır değil. Yani ne olursa olsun ona göre yarışın gidişatı da değişecekti. Tipi tipin bence yeri normal ama yine aynı şeyi burada da söyleyeceğim. Sentetik'te başarılı oldu. Kum'da da belki başarılı olacak ama Çimi'nin bir tık daha iyi olduğunu da kendi adıma düşünüyorum tipi tipin. Neler söylersin Tolga? Şimdi yarış zaten 1200. Verdiği tempolar da 12'lik tempolar yani şimdi tipi tipin. Daha ne yapacak ki? 13-13'te 1200'de götüremezsiniz. Düzlükte direnmeye çalıştı gücü nispetinde. İyi de koştu ama şimdi King of Tatvan dediğimizde geçen sene Gazi koşusu öncesi adaylardan bir tanesiydi. Tabii. Hitit koşusunu kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Eski ekibinde ve çok parlak bir yarışa imza attı Halis Karataş'la. O yarış sonrasında da çok ciddi rakamı el değiştirdi. Evet. Aktaş ekürüsüne geçti. Birkaç tane iyi atı iyi bedellerle satın alıp ciddi yatırımlar yaptılar. Vancouver bu. Bunu aldılar. Evet. Tatanka. Geçen Tay satışlarından 700 bin TL'lik bir Tamer'in oğlu. Alta yanlış hatırlıyorum. Alta. Alta yavrusu aldılar. Şimdi böyle büyük yatırımların nihayeti de güzel bitmesini istiyoruz daima ki yeni yatırımcılar gelsin. İçin örnek olsun, model olsun bunlar. Akdeş ekürüsü de yavaş yavaş geç de olsa bu başarılara ulaşmaya başlıyor. Şimdi baktığınızda şartlı 5 bir yarış, 54 kilogram King of Tatvan, 61 Red Tornado, yukarıdaki oğlu Meren 61. Şimdi böyle 6-7 kiloluk avantajları da böyle kaliteli bir at lehine yönde yakaladığında kazansın artık yani öyle söyleyeyim. Bu gruplardan zaten üstün bir at ama güzel de kazandı. Gelmesiyle geçmesi bir oldu hiç istasyon yapmadan. Bu yönüyle de formunu bulduğunu belli etti. İnşallah devamını da getirsin. Gözleri aydın olsun bütün ekibin. Evet. Eray? Ya çok sağlıklı ve çok fit gözüküyordu. Evet. Yani müthişti. Palık görüntüsü. Onun da hakkını verdi. Tabii arada
rakibinle aranda 6,5-7 kilogram gibi bir siklet farkı olunca onun da avantajını yaşıyorsun finalde. Ekibi kutlayalım. Gökhan abinin gözü aydın olsun. Ki özenle hazırladığı safkanlardan biri King of Tatvan. Yeni ekibinde ilk birinciliği bu arada. Yani 6-7 yarış koştular. Çok ciddi bir yatırım sonrası aldılar ama işte kolay değil atçılık. Sabrediyorsun. Finalde de bunda kazanıyorsun. Bunda da Vancouver'da da çok Tatanka'da da. Evet. Yani bayağı bir beklediler. Tabii çok yani beklediler. Ciddi şimdi. Vancouver'ın da hani, uzun sürdü. Bu tabii neyi de gösteriyor? Ekibin birbirine karşı olan güvenini de gösteriyor. Şimdi bazen evet. Çünkü oluyor hani genel anlamda söylüyorum bunu. Hani herhangi bir kişileri veya kişiyi kastetmeden söylüyorum ama mesela özellikle mesela sahada at alıyorsun, el değiştiriyor, bir şey oluyor. Evet. Hemen ilk yarış birincilik bekliyor ve hemen bir iş yani bu sabır önemli. Aynen. Şimdi sonuçta süreç canlı önemli oluyorsun. Ve hani yaptığın yatırım belli. Yani bu şeyler mesela bu Vancouver'da olsun, bu Safkan'da olsun, Tatanka'da olsun bunların hepsi belli bir altyapısı olan, belli bir kumaşı, belli bir kalitesi olan isimler ama hani mesela Vancouver'da bayağı ben bir hatta şey demiştim ya biraz hani sanki hatalı bir alım gibi demiştim. Evet. Ben yanıldım. Çok evet. Yani belli ki sorunları vardı. Gökhanlar çözdüler. Ekibi bütün çözdü. Belli bir yere getirdim. Bunda da mesela sabrettiler ama sabrın sonu selamet dedikleri olay evet. Ve şimdi bütün atlar da başarıyla koşuyor. Bu anlamda da hani hakikaten bu örnek önemli bir örnek. Çok doğru. Yani biraz sabır ve çünkü o şeyi sonuçta altyapıyı da bir şekilde hazırlamak gerekiyor bu el değişikliklerinde. Doğru. Ve bence de gayet başarılı bir yarış koşu. Devam eder. Yani bu kumçim, bu formuyla. Şartları da açık. Şartları da açık. Bundan sonraki yarışlarında da farklı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Devam ederin ötesinde ben seneye farklı yerlerde izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü at hiç üzülmedi. Evet. Şimdi baktım sadece 13 yarış koşmuş. Şimdi evet. Rakiplerinin 20-25 yarış koştuğu süreçte sen hiç üzülmeden 13 yarış koştuysan seneye farklı bir at izleyeceğiz. Ekibin göz aydın olsun. Yola açıktayın. Ben aynı şeyi Red Tornado için de söylemek evet. istiyorum. Red Tornado'da bundan sonra koşullarında adını çok daha iyi yerlerde hatta bir üst gruplarda da gösterebilir diyelim. Evet. Ve geçelim mi hemen bir sonraki yarışa? Mavra dün favorimizdi. Favorimdi benim de ilk atımdı ve beklediğim gibi güzel bir yarış koştu. Hışman'ın hatası biraz Mavra'ya yaklaşmak gibi oldu. Yaklaşınca hemen bir hırslandı. O yaklaşmasa Mehmet ona yaklaşacak. Açıklayacak tabii yani sonuç itibariyle bir şey. Neden yani Mavra'ya. Bir yaklaşım şey ama Kaysbert sonuçta baktığında ikili mücadeleye girdiğinde değil mi? Bir tabii, şekilde o bilelim. Daha da hırslanıyor. Orada bence o yaklaş bir şeyle Hışman bir de yazmış. Tam tersi Özpar'da at geçmiyor bir Safkan. Hep öyle bir sıkıntısı var. Evet yani mesela. Ben ona anlam veremedim. Hakikaten şaşırdım. Yani dedim şimdi şöyle. Yani yapacak hiçbir ben şey tabii yok. Gazetede ilk atım Mavra olduğu için Mavra istiyoruz. Evet. Şey de vardı gerçi Özpar da vardı. Ben şimdi geçecek gibi geliyor dedim. Sonra ne zamanki yanına yaklaştı tamam dedim. Mavra kazandı. Devam ettirir. Fakat çünkü geçmiyor. Özpar yanındaki atı atlayan evet, bir atlıyor. Evet. O tip şeylerde bence boşluktan gelmeliydi diye düşünüyorum. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Dünden yazmış. Seni de mentionlamış. Ya Hışman gene diyor hoplamaya zıplamaya başladı. Evet. Konuşacak mısınız evet. diyor. Ara sıra yapıyor. Bazen çok güzel biniyor. Ben yani bakıyorum evet. o hiç evet. hoplama zıplama yok. Bazen bakıyorsunuz ki hopluyor zıplıyor enteresan yarışlar kazanıyor. Ama hani sonuç itibariyle baktığımızda belli bir hani stili var dediğinde... Evet. Göremiyorsun. Yani belli Hışman stili diyemiyorsun değil mi? Evet. Ama kazanıyor. Sonuç itibariyle eğer alt topla kalite mi kantite mi dediğinde kantitenin ağır bazen bastığı. Bazen kalite bazen kantite. Kantite biraz daha ağır basıyor bazı evet. jokeylerde. Ya bu Kocakaya'da da mesela kantite ağır basıyor. Evet. Baktığınızda düzlüğe çıkıldığında Mavra çok kolay tempodaydı. Öne geldi. Oradan sonra zaten Mavra kim gelirse gelsin direnebilecek bir. Ubatur'u çok kolay şey çok yaptı. Kolay ayırdı. Şimdi burada bakın. Bir daha ayak değiştiriyor, devam ediyor, elinden geleni yapıyor. Geçilme şansı dün için Mavra'nın yokmuş. Yarış öncesi de ağırlarda biraz fazla dolaştığım için ben. Hı. Ya at, şimdi iki yarıştır kötü koşuyor Mavra. Önder bu hafta Mavra'ya özel olarak eğilmiş. Hı. O bilgiler de geldi. Fotoğrafları da var, birazdan göstereceğiz. Var, evet. Evet. Yani böyle acaba bu atın neyi vardı, niye koşmuyor gibi bayağı bir uğraşılmış hatta. Müdahalelerin de yapıldığı bilgisi gelince... Bu yarış öncesi. Tamam dedim Mavra bu yarışı affetmez. Beklediğim gibi de oldu. Artık üst üste bak. Hani bu at bir görünüyor bir kayboluyordu ya. Şimdi üst üste iyi yarışlarını izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Bu detay bilgiyi de ahırlardan izleyenlerimize verelim. Mavra'yı bundan sonra da
takip etmeye devam edin. At tam ritmini, formunu, her şeyini bulmuş. Özpar, bildiğimiz Özpar. Hani dün için dıştan gelseydi, içe gitseydi ne yaparsa yapsın yani. Bir kanat takması lazımdı geçmesi için öndekini. Çünkü öndeki çok dirençli. Ha, Özpar kazanmış kadar koştu. Muazzam. Arka gruba bakın 4-5 boy fark var. Ama dün için ekstra iyi olan Mavre'ye yapabileceği bir şey yoktu. Ben burada attan ziyade şeyle ilgili, gerçi tabii atı da konuşalım. Evet. Şahin Tepesi'nin üçüncülüğü güzel, sorunlarına, problemlerine rağmen o yarışları yapıyor ama bu üzerindeki apranti kardeşimiz Kaan Can Gökçe birinci koşuda da Buket'imle bir yarış kazandı. Evet, iyi gidiyor, takip ediyoruz. Dediğim gibi yani benim kadraja giren apprentilerden bir tanesi Kaan Can Gökçe. Pazartesi atımıza yazdık. İşte yani bak motivasyonu veriyoruz, evet, motive ediyoruz buradan. Daha ne diyeyim yani. Takibimizde yani. Dolayısıyla Kaan Can Gökçe'nin dediğim gibi bir şekilde kendini gösterebilecek apprentilerden biri olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi birinci koşuda Buket'imle kazandı. Buradaki üçüncülüğü, Şahin Tepesi'ndeki üçüncülüğü fena değil. Bundan sonraki yarışlarına daha farklı bir... Yani kazandıkça, imkan buldukça, şans buldukça kendi de motive olacaktır ama... Yani bak görüyor musunuz bariyer dibindeki atın üzerindeki itişi, şekli... bir böyle duruyor, bir arası elektrik kesiliyor gibi oluyor ama... Mehmet abisi gibi stil yapmış kendisi. Şimdi hani armut piş dibime düşüyor aynı şekilde yani. Mehmet Kaya'nın yetiştirmesi, tabii onun rahleyi tedisinden geçenlerden de. Mehmet'in rahleyi tedisinden geçenler iyi oluyor. Mertcan Çelik, evet, de biliyorsun. Doğru. İlk Mehmet Kaya ile başlamıştı. Onun yolundan gitsin. Tek eleştireyim, itiyorsun itiyorsun, bir aksiyon duruyorsun, bir daha itiyorsun iki aksiyon, onu daha sürekli hale getirirse kardeşimiz daha farklı olacaktır. Ben ışık gördüğüm apprentilerden biri diyebilirim Kaan Can Gökçe için. Mehmet de muhtemelen biraz daha el verecektir ona, Mehmet Kaya'da. Bundan sonrasında daha farklı olur diye düşünüyorum. Onun dışında bakıyorum şöyle benim ilgimi çeken isimlerden kim vardı diye. Yani çok Akdamar fena bir yarış koşmadı. Onun da gelmesi yakındır. Bundan sonra koşularında farklı bir yarış gelebilir. Padok da fena değildi. Diğerleri kendi işlerinde yer değiştirirler diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksin Neray? Senin görüşlerini almamıştık. Valla atta bir şey varsa Mehmet Kaya sonuna kadar hakkını veren bir jockey. Bunu hep yıllardır böyle konuşmuşuzdur. Dün de bence 4-4'lük bindi Mavra'ya. Mavra'da öyle arka arkaya böyle seri birincilikler kazanabilen bir at değil. Bir kazanır, birkaç yarış ortalıkta gözükmez. Sonra tekrardan piyasaya çıkar. Ekibin safkanı çok iyi hazırladığı gün gibi aşikar ama Mehmet de 4-4'lük binde. Onu da kutlayalım. Onun dışında yani Özpar'ın birincilik hasreti 1 yıl 3 ay oldu. Yani bu süreçte el de değiştirdi. Ondan fazla yeni ekiple de yarış koştu ama genelde hep 2-3-2-3. Şunu gördüm atla ilgili. Önceki yarışlarında biraz daha önlerde gidiyordu. Sanki bekleme yaparak daha farklı koşuyor gibi benim şahsi düşüncem. Çünkü önde gittiği mücadelelerde hep sonlarda biraz daha erken dama diyordu ama bu stil biraz daha yakıştı Safkan'a. Açıktan gelip atlamaya deneseydi geçebilir miydi? Geçebilirdi. Evet. Çok boşlukta kalabilirdi. Evet. Boşlukta bırakabilseydi atı geçme şansı vardı. Gerçi Mehmet de ufak yaklaşıyor ona yani. O da şey. Onun da etkisi var ama çok hani ona gözükmeden dışarıdan dolansaydı sanki bir ihtimal. Ya Özpar'a baksana. Geçmeyeceğim diyor ben. Evet, Nişman'da tam zıplıyor ama burada. Baksana orada yani. Evet. Zor kazanan, zor atlayan bir at. İnşallah en kısa sürede ekibine bir birincilik kazandırır. Çünkü kolay bir şey değil. Ben de Özpar'ı beğendim yarışını. Pekala, Hayata Bağış Derneği koşusunda Spartaküs'ü izledik. Spartaküs de starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. Rövanşı aldı sanırım değil mi? Bir önceki koşusunda vardı. Çok doğru. Yani yine açıkçası Spartaküs'ün de son metrede... Ben bir ara baktım Spartaküs de Kaisberg miydi dedim. Böyle bir inatçı bir daha tazeledi içeriden. Uçan be işte bakın görüyorsunuz Kaisberg'leri geçiyor. Yani hep diyoruz ya hep onlar kazanıyor falan. Hiç alakası yok. Bakın Uçan Bey yavrusu, Onur Kağan yavrusu. Tabelaya bakıyorsunuz abicim. İki Uçan Bey, bir Onur Kağan, bir Odina. Evet. Değil mi? Baktığımızda. Ve hakikaten Spartaküs yarışı çok doğru okudu. Tempoları çok doğru yerlerde yürüdü. Ve tempoları da açıkçası çok iyi belirledi Ahmet Çelik. Ve güzel bir birinciliğe de imza attı. Son metrelerde Kral Onur'un sanki hakim olup geçecekmiş gibi bir görüntü, bir hava vardı. Ama olmadı. Benim de ilk atımdı Kral Onur. Dün için ikinci kaldı ama... Spartaküs'e yapabileceği bir şey yok. Bir daha tazeledi çünkü. Ne kadar inatçı karakterli olduğunu da göstermiş oldu. Ahmet de hiç vazgeçmedi attan. Annesi Gürşin. Gürşin kanatlı üç yavrusu. Sezar'ın kardeşi bu at zaten. Evet. Gürşin de kanatlı üç yavrusu.
Evet. Dolayısıyla güzel de bir kanattı var. Güzel de bir baba da var. Josh Sanibela. Evet, Sanibel Bira. Güzel. Yani pedigri olarak, kağıt olarak düzgün kağıtlardan bir tanesi. Tesadüfi değil bu birincilik diyebiliriz. Yine aynı şekilde Kral Onur iki yarıştır çok çok iyi yarışlar koşuyor. Mavra'daki başarısı devam ediyor şeylerin, önderlerin. Buradaki aynı şekilde burada da iki yarıştır çok çok iyi koşuyordu. Bu da kazansaydı iki yapacaklardı. Diğerleri için çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kral Ömer'in aradan sonra koşmuş olması bence etkiledi. Bir sonraki yarış çok daha farklı olacaktır. O da bir ara vermişti. Kral Ömer'in bu yarışını çok ölçü almıyorum. Dün benim yorumlarımda da biraz geri plandaydı. Hatta niçin yazmadın dediler bana da. Dedim yani ben hani biraz ben de geri plandaydım. Kumda mı kazanmıştı bu? Evet, şeyi geçmişti. Acaba sentetikte mi daha iyi koş? Biraz ara verdi bence. Anladım. Biraz aradan dolayı diye düşünüyorum açıkçası. Ekip çünkü iyi bir ekip. Evet. Yani o yüzden biraz geride verdim ben de. Ama şey, yani bir sonrakinde çok mutlaka farklı bir şey olacaktır. Bu safkanda çok ters bir yerde yarış kazanabilir. Dikkat diyelim Kral Ömer'e. Evet. Ya 3 aylık aradan sonra geri dönüşler kolay değil. Tay bir de. Hani evet. At olur, o açıkları kapatır da tay olunca ister istemez etkileniyor. Galopları ne kadar iyi olursa olsun. Tabii onun altını çizelim. Yetenekli bir tay takipte olsun. Spartaküs'ün yarışı bence etkileyici. Evet. Yani müthiş bir yarış koştu. Hem yükü çekti hem de sonlarda gelen rakiplerine bir daha direndi. Bariyer dibinde yapmış olduğu tazelemeyle kazandı ve senin de söylediğin gibi rövanşı aldı. Padok'ta en iyi atlarından biriydi. Çok beğendim ben Padok'ta. Evet. Pekala, var mı ilaveler Tolga? Vallahi Ahmet Çelik dün için yarışı kurtardı. Tabii. Yani kazanılmış yarış. Evet. Yani Kral Onur benim de gazetedeki bankomdu. Evet. Dedim tamam attık içeri ama her yerde direndi ya. Tebrik ediyorum. Şeylerin de göz aydın olsun. Yardımcı kardeşlerin, Naci'nin, Muzaffer'in, bütün ekibin. Onlar adına da ayrıca mutlu oldum. Tabii diğer ekip de arkadaşlarımız, dostlarımız. İki hatta zaten birinci gözüyle görebileceğimiz yarış, bir performansa imza attılar. Uçan Beyhan'ın sonlardaki sprinti de gayet başarılıydı. Bir yarış sonra o da öndeki atları geçerse sürpriz olmaz. Evet. Pekala, o zaman satış koşusuna geçiyoruz. King Arthur koşuyu kazandı. Bianca Bianca ikinci. Waltz Goes On koşunun üçüncüsü olurken Hemedan da koşunun dördüncüsü olarak tabelayı tamamladı. Burada tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bu arada. Dün gerçi sosyal medyada konuşuldu ama hani bilmeyenler için söyleyelim. Hoppala Ege için ve rotasız seyyah için. Rotasız seyyahla ilgili biraz daha olumsuz bilgiler geldi. Teyit ettiremedim. Ama at kamyonu devriliyor Bolu'da. Ankara-Bolu yolunda. Rotasız seyyah ve Hoppala Ege'nin de kamyon içerisinde olduğu. Ama rotasız seyyahla ilgili dediğim gibi teyit ettiremedim ama çok olumsuz bilgiler geldi. Eğer tabii ilgilileri, yakınları eğer varsa atın, biz de bilgilendirirse sevinirim ama sanki kötü at. Yani bir sıkıntılı bir durum var. Geçmiş olsun ekiplerine diyelim. Baydan kardeşimize de aynı şekilde, Müslüm Baydan da araçtaymış. Seyis kardeşimize, tüm ekiplerine geçmiş olsun. Hoppala Ege o yüzden koşmadı. At kamyonu kaza yaptığı için diyelim. King Arthur ise koşunun galibi oldu. Yine zaten koşunun favori isimlerinden biriydi. Doğru yerde, doğru zamanla yürüdü ama bu koşuyu her şekilde kazanacak isim Bianca Bianca olurmuş. Yani şimdi Müslüm'ün bazen çok başarılı yarışları oluyor. Çok şey yapıyoruz. Yeri geliyor. Ben hep söylüyorum Ahmet Çelik'ten daha iyi jockey diye. Onu başından beri söylüyorum. Hani o ayrı benim gözümde. Ama ne olursa olsun bu yarışta kaybetmek. Defalarca kapandı. Ve kapanmasına rağmen çıktı oradan geldi. Geçen neydi o bir futbolcu şeyi vardı ya. Ergun'un adı neydi? Atiba. Atiba. Bugün bu. Yani bunlar şimdi zaten şeyler, projektörler, yarışseverler genel olarak böyle Çelik kardeşlerin üzerinde şeyler kurtardı. Artık onlar bir üst jenerasyon oldu. Eskiden tabii Selim, rahmetli Ömer, aynen. Mehmet. Hemen bir şey, bir sürpriz oluyordu. Hemen şeyler bir çıkıyordu. Bir aktif at binen bir Mehmet kaldı. Yani bir Mehmet kaldı aktif atına. Yani şimdi Selim Kaya tabii üst düzey yıkıyor ama o ayda aynen. Birkaç kere biniyor. Selim'i ayrı bir yerde tutuyoruz şu anda. Yani onlar da mesela çok haksız şeylere maruz kaldılar zamanında Kayalar. Şimdi bu tip hataları yapmayın işte. O zaman da biz söylüyorduk. Ne diyorduk? Yani Mehmet sen bu hatayı yapma. Ömer bu hatayı yapma. Hani yeri geliyordu değil mi? Söylüyorduk bunları. Evet. Rahmet. Çünkü neden? Hemen şey hazır. Malzeme hazır konuşulacak. Burada da
Müslüm Çelik kaybetti bu yarışı yani. Atiba yarışı olsun, bu yarış olsun. Yarış severlerin hemen... Bariyeri niye zorluyorsun? İlgisini yani. Çektiği bir yarıştı. Evet. Bence hatalıydı. Kazanabileceği bir koşudan ikinci ayrıldı. Bianca yeni sahiplerine de hayırlı olsun. Onu da söyleyelim. Ama bir sonraki koşusunu kazanır. Kardeşimiz de onun hatasıyla kaybetti. Kazandığı zaman ne kadar diyorsak Müslüm bu yarışı kurtardı. Ama bu yarışta kaybeden Müslüm Çelik'tir. Onu da söyleyelim. Koşunun üçüncüsü Volskoğon. Gozon güzel bir yarış kazandı. Yine ikinci, üçüncü bir Halikarnassus temsilcisi. Onu da hatırlatalım bu görüntüleriyle. Bundan sonra koşuları daha farklı olabilecektir her ikisinin birden diyelim. Hemedan ben dün çok tutuyordum. Yani güzel bir yarışta meydana veda etmişti. Bugün King Arthur'a rakip olarak tutuyordum. O ikili rakiplerinden bir tık ayırmıştım ben. O da tabelayı tamamladı. Ama King Arthur yarışın hakkını verdi. Güzel bir birinciliğe imza attı diyebiliriz. Evet. Evet, Hamedan yarışı önlerde kabullendi. Koşunun şanslı atlarından bir tanesiydi. Ama King Arthur eğerlemede, şimdi biz bütün atları arkadaşlarımız da at alacağı için yakından özellikle takip ettik. Yani mükemmel yanıyordu padokta, eğerlemede özellikle. Çok beğenmiştim. Eğerlemenin en sağlıklı atı görüntüsündeydi. Kazanmasını da bildi ama jokeyi yanlış bir şey yapmadı. Olması gerektiği gibi bindi. Kazandı bakın. Hemen üçüncülükte çıktı. Sprint koridorunu seçti. Dışından öndeki atın. Neydi bir numara? Forte Sarp'ın dışından sprintini yaptı ve kazandı. O Gökhan Kocakaya burada öne açık düzlükte atını artık sprinte kaldırmışken Müslüm Çelik kafasını öne eğmiş bariyere sokmaya çalışıyordu atı. Evet. Hani kafasını bir kaldırsa o anda görecek, biliyor musunuz şeyi? İçeriği zorlamaması gerektiğini görecek ama içeriği zorladı. Gereksiz birkaç aksiyon. O da finalde yarışı kaybettirdi. Bakın sonlardaki gelişi oldukça iyiydi. Bu Waltz Goes On da çok iyi bir tay. Bence güzel bir alım yaptı sevgili Haşim Tınaz. Bizim işte bir arkadaş grubu 3 tane zarf attılar. Artık hangisine çıksa ortak koşacaklar, beraber koşacaklar. Hani bize çıkar gözüyle bakıyorlardı. Hatta işte atı gidip eğerlemede... Buna mı attılar Volskoz'a, evet, mı? Evet, buna 3 tane zarf attılar. Yarış öncesi de padok kenarında sevgili Haşim Tunas'la kısa bir sohbet ettik. O da hem atına bakıyor hem işte 9 numaraya bakıyor padokta. Alacak mısın, satacak mısın dedim. Elinde de zarf var. Her ikisi de. Hüsnü'yü satacağım dedi isteyen olursa. 9'a da zarf atacağım dedi. Bu zarfı şimdi çıkıp işte şeye vereceğim. 9 Volskoz ona vereceğim. Vallahi dedim işte arkadaşlarımız da 3 tane zarf atıyorlar. Kısmet artık, kime çıkarsa dedik. O bir tane attı, ona çıktı. Yeni Raito ile olabilir diyordu bu at. Hani bana çıkarsa. Onu da söyleyelim. Gözleri aydın olsun. İnşallah Raito elinin izinden gider. En az onun kadar başarılı olur. Çünkü çok sevdiğimiz dostlarımız. Sahanın çok beyefendi atçılarından bir tanesi. Ona da hayırlı uğurlu olsun. Kazanana tebrikler. İkinci olan Bianca da parlak bir yarış koştu. O da yeni ilgililerinde inşallah nice başarılara imza atar. Hamedan gibi, Hamedan'ı da dostlarımız almış. Şimdi gönderdiler. Yardımcı ailesi. Evet. Bir ne demiş? Arkadaşımızı aldık demişler. Hayırlı uğurlu olsun. Haşim Tınaz adına sevindim. Çünkü tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara gelen bir atçı dostumuz. Ki yani çiftliğindeki süreci, yaşananları eskileri hep anlattığı için, birebir tanık olduğumuz için bu nedenle önemli bu alımlar. İnanmış ki bu taya da yazmış ve şans da ondan yanaydı. Göz aydın olsun. Kazanan, evet, padoğun iyilerinden biriydi. Kazanmayı hak etti ama benim dikkatimi çeken iki tane tay var. Bence Kabakum'da çok daha farklı koşarlar. Biri Hüsnü, bu sahayı hiç yapmadı. Çünkü hani 426 geçen bir tay. Daha evet. 600 liraya geçilirken durmaz. Sentetik evet. Sahayı hiç yapmadı. Bir diğeri de Münferit. Dr. Fogg, Sandstorm, orijinlik Sandstorm bir Royal Abjar kızıydı. Dünkü yarışını ölçü almayalım. Olur da Kabakum'a giderse çok geri planda kalır ama benim ön planda değerlendireceğim bir tay olur. Münferit ismini bir kenara yazalım. Evet, bir sonraki koşuya geçeceğiz ama valla biz burada soğukla uğraşıyoruz. Klimayı birazcık kapatalım ama... Sıcak memleketlerden de bizi seyrediyorlarmış. Buradan Bodrum'dan bizi izliyorlar. İki tane sevdiğim, iki ayrı dostum bir araya gelmiş. Bir tanesi sevgili Metin Aydın, biri de Orhun Gencer. İkisi beraber şu anda bizi seyrediyorlar. Selamlar olsun bizden de. Üç odalarda Metin'in yerinde bizim. Metin Aydın da bizim çok eski
ilk Türkiye'deki ilk at yarışı sitesinin kurucusudur. Altılı Bulkom'un ilk kurucusudur. Beraber atla koştuk. Çok sevdiğimiz de bir dostumuzdur. Çok ortaktı. O da benim niyetler gibi Bodrum'a yerleşti. Bütün ailece her şey orada ve Orhun zaten üç odalar diye üç odalar diye bir salonu var otel yok abi. Hayır Bardakçı'da üç odalar diye bir şey açtı otel açtı Bodrum'a gidenler Bardakçı'ya gidenler mutlaka gitsinler tavsiye ederim ondan sonra ve kesinlikle şu anda beraber bizleri izliyorlarmış Bodrum'dan Orhun Gencer ve Metin Aydın. İkisine de buradan çok çok selamlarımızı. Yani sonunda bizler de oradayız. Kaç yaşı bilmiyorum ama yani şeyin sonunda orası olacaktır. Bodrum'a buradan selamlar. Gidenler için de çok güzel bir yer Bardakçı'da. İkisi bir araya gelmiş. İkisi de ayrı ayrı tanıyorum ama ikisi beraber şu anda bizleri izliyorlarmış. Bu arada sevgili Fatih bizi izliyor. Ona da çok çok selamlar. Buradan bütün ekibe, Buket'e, Buse'ye, Sare'ye, Buse nereden çıktı? Sare'ye, Furkan'a buradan çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Herkes bizi seyrediyor bugün. Ama dediğim gibi Orhun'a ve Metin'e de Bodrum'a gidenler gitsinler. Biz tabii şu anda buralardayız. Orhun bizi götürmüyor öyle yerlere. Cefasını biz çekiyoruz yıllardır. Elimizde büyüdü bizim. Orhun kardeşimiz yani çok daha 18-17 yaşlarından tanıyoruz kardeşimiz. Şaka bir yana selam olsun ona da. Anladım. Metin Bey'e de, Fatih abilere de, aile olarak hepsine sevgiler. Biz de selamlarımızı iletelim o zaman. Pekala, hemen geçelim Sarıhandan'a. Evet. Yine burada da özel bir bilgi paylaşacağım. Tamam, peki o zaman senden şey yapalım. Koşunun favori atlarından bir tanesiydi Küçük Tunca. Ben de gazetede çok ön plana çıkarmıştım. Yarış öncesi ahırlarda dolaşırken Beşir Kaya'nın oğlu sevgili Alper, çok benim sevdiğim, o da böyle çok küçük yaşından kardeşlerimizden bir tanesi, tanıdığımız, hasbihal ettiğimiz kardeşlerimizden bir tanesi. Küçük Tuncay'la da çok yakından ilgileniyor. Hatta çok sürpriz olduğu %1, %2 AGF olduğu yarışta yayına mesaj atmıştı bugün çok iyi koşacak diye. Dün de Safkan'ın hafta içinde küçük bir sorun yaşadığını arka ayağında ama tedavisi yapıldığını, 3-4 gündür çalıştığını, bu yarış nefesten etkilenme ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Nefesten etkilenmezse kolay kazanırız ama korkuyorum abi demişti, biraz nefes yapabilir 3-4 gün çalışmadık diye. Bu özel bilgiyi verelim. Bugün de kaydı olacaktı atın, yanlış hatırlamıyorsam öyle söyledi. Bakarız tekrardan. Bu yarışı asla ölçü olmasın. Küçük Tunca'nın kayıtlı olduğu yarışta ve ilerleyen haftalarda çok daha farklı bir Küçük Tunca izleyeceğimizi de söyleyeyim. Burada at biraz kondisyon eksiği yaşadı son metrelerde. Sarıhan'dan da Gökhan dün için nasıl en doğru yerlerden geldiyse King Arthur'da, burada da Sarıhan'dan'la en doğru yerlerde gelince kazanmasını bildi. Rengin abla da nihayet Açık Aran'ın kızı. Baktığınızda sıkıntı yok la anneden kardeş. Bizim atımız Tokuş Hanım'la da anneden kardeş. İyi bir ikincilik yaptı o da. Esinti'nin yavrusu Açık Ara. Okan'ı da ilk kez sahaya yansıttı. Onu da takip edelim. Evet Eray. Valla Sarıhandan'la ilgili herhalde programımızı izleyen dostlarımız nedeni yoğunlaştığımız bir tay olduğunu bilirler ki 2 hafta önce Ankara'da koşmuştu. Taya ilave dilbağ takısı takılmıştı. O gün hemen rakiplerin diplerinde 3. kalmıştı. Pazar günü de program vardı yine. Start alacağı ilk koşuda kazanır demiştik. Dün de zaten Fanatik Gazetesi'ninki köşemde uzun uzun bu tayı bahsettim gene. Kazanmasını beklediğim bir taydı ve beklediğimi aldım. Bariyer dibinde bulmuş olduğu yer müthiş bir yer. Yeri hiç kaybetmedi ve o ilave takılar da bence taya çok yaradı. Dünkü performans tayın artık tamamen olduğunun göstergesi. Ekibi kutlayalım. Diğer taylarla ilgili Tolga'nın gerekli bilgileri verdi. Onları takip alalım. Pekala. Ben de buradan açıkçası o ilk kez koşan Gök Dizgin. Yani bugün o gün kendi halinde bir yarış koştu diye düşünüyorum. Bu koşusunu çok ölçü almıyorum. Startta biraz ağır aldı. Kara kaplı deftere Gök Dizgin adını not edelim. Nevriye Hanım adını yalnız böyle kalın kalın harflerle yazalım. Nevriye Hanım adını. Bir sonraki koşusunda artık bence meydana veda eder. Nerede koşarsa koşsun. Meydana veda edecek olan isimdir diye düşünüyorum.
Nevriye Hanım adını kara kaplı defterde mutlaka değerlendirin. Buz damlasından dün ben iyi bir yarış bekliyordum. Starttan çıktığı gibi bitirebilir diye düşünüyordum. O biraz bende hayal kırıklığı yarattı ama bir sonraki koşusu çok daha farklı olacaktır dedikten sonra geçiyoruz. Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuya. Heyecanlı koşuyu kazandı. Arkadaşlarım da ekrana getirsinler. Heyecanlı hakikaten günün son ayağı. Düzlük dönüldüğünde yarışı bir kere çok iyi okudu. Öndeki tempoya çok fazla ayak uydurmadı ve şimdi burada da hakikaten Müslüm'ü de kutlamak gerekiyor. Evet. Şimdi orada ne kadar eleştirdiysek de burada da hakikaten son derece parlak bir yarışa imza attı. Rakiplerine fırsat tanımadan 6,5 boy farkla harika bir birinciliğe imza attığını düşünüyorum. Kutlayalım. Ekibinin ilgililerini antrenörü de sevgili Veysel, bizim Veysel Karakaya. O ilgileniyor. Atta çok büyük bir değişiklik var ki hani Veysel'in de ben hem veteriner hekim olarak hem antrenör olarak nedenli sahanın başarılı isimlerinden biri olduğunu biliyorum. Buradan da onu kutlayalım. Burada benim kara kaplı defter için önereceğim bir isim var. İki isim var daha doğrusu. Onları not edelim. Bunlardan bir tanesi koşunun üçüncüsü Harput Rüzgarı. Çok beğendim. Bir ara böyle bir hani padokta zaten çok iyiydi Harput Rüzgarı. Onu özellikle söylemek isterim. Padok'un en iyi atlarından biriydi. Bir diğeri ise tabela dışında kalmış olmasına rağmen dün favorimdi ama Tatanka. Dünkü yarışını çok önemsemiyorum. Tatanka çünkü bir önceki yarışında çok güzel bir yarışa imza atmıştı bu pistte. Daha sonra sert gruptaki beşinciliği o gün biraz yağıştan da etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Çim pist biraz ağırdı. Ama dün çok daha iyi bir yerde bitireceğini düşünüyordum. Bu yarışını önemsemiyorum, ölçü almıyorum. İki ismi Harput Rüzgarı ve Tatanka adını kara kaplı deftere not edelim dedikten sonra diğerlerinden söyleyecek bir şeyim yok. Sizler neler söylersiniz? Şimdi heyecanlı 50 kiloyla kazandı yine böyle uzak. Akabinde 60 kiloyla koştu. Tabela dışı kaldı. Yeniden uygun kiloyu buldu. Aynı birinciliğe imza attı. Şimdi bazı atların kilo tahammülü düşük olur. Şimdi iki atı 50 kiloyla koşturursunuz. A atı kazanır. İki atı 60 kiloyla koşturursunuz. Aslında denk kilo ama B atı, kazanır. Çünkü kilo kaldırır, kaldırmaz. Evet, yani, o biraz hem fizikle hem kas yapısı hem teşekkülatla dayanıklılığıyla alakası var. Aynen. Kas yapısıyla ilgisi var. Dolayısıyla da bu atın da belli ki kilo tahammülü düşük ama sürati çok yüksek. Hafif kiloyu bulduğunda beklemediğiniz gruplarda bile kazanabilir. Ben bu atın başarısını dün için uygun sikletine de bağlıyorum. Ekip gerçekten de dört dörtlük. Veysel abi bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Hafta içi yine denkte geldik, eğerlemede biraz sohbet de ettik ayaküstü. İşini layıkıyla yapan, kimsenin işine karışmayan beyefendi. Sahada hani her atçı böyle olsa diyeceğiniz atçılardan. Bizim de bir arada olmaktan, sohbet etmekten keyif aldığımız bir büyüğümüz. Böyle ekipler kazanınca da ekstra mutlu oluyoruz. Gözleri aydın olsun. Müslüm de yapması gerekeni yaptı. Zaten at çok iyi hazırlanmış. Çok büyük hata yapmanız lazım böyle atlarla kaybetmek için. Müslüm de o hataları az yapan jokeylerden. Gözleri aydın olsun diyeyim. Arka grupta makaracı çocuk diyorum ben de. Daha süratli giden yarışlarda sonlarda devreye girebilir. Evet. Ki normalde iki yarış önce benzer tempolarla koşulan yarışı 1500 mesafesinde kazanmıştı heyecanla. Sürati vererek kazanmıştı. Ama dün Müslüm çok doğru bir hamle yaptı. Madem o sürati veren var, çok onlara eşlik etmedi. Onların 2-3 boy arkasına yattı ve viraj dönülmeye yakın bir anda voltaladı ve o rakiplerinden almış olduğu avansla çok net bir yarış kazandı. Kısa mesafelerde potansiyel bir safkan ama hep belli başlı aralıklarla koşuyor. Mutlaka ufak tefek dertleri var. Dertlerin ne olduğunu bilmiyorum ama onları tamamen aşabildiği süreçte arka arkaya seri birincilikler elde edebilir. Ekibini kutlamak isterim. Geridekilerden Gaddara bu sürati seven isimlerden biri kendi yarışını yaptı. Fena bir koşu koşmadı. Tatanka hiç arttıramadı. Sanki pedigrisi itibariyle de biraz daha kaba kum pisti daha farklı koşacak gibi düşünüyorum ben Tatanka ile ilgili. Tabii ekip bu işi çok iyi bilen bir ekip. Çok fazla onların işine de karışmak gibi olmasın ama o baba kanatlı biraz daha kaba kum pisti daha çok seviyor. Makaracı çocuk çok iyi koştu. Bundan sonraki start alacağı ilk koşuda benzer mesafede yine süratli giden koşuyu bulursa kazanmaya çok yakın. Cerensel de gereksiz koşulan bir önceki Çin pist yarışının bence etkilerini hala üzerinden atamamış. Evet.
Pekala, o zaman dünkü İstanbul yarışlarını da bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keyifli yarışları izlediğimizin de altını çizelim. Bakalım sizlerden gelen neler var, bir onlara da bakalım. Arkadaşlarım hemen ekrana getiriyorlar ama bir Instagram adresimizi de hatırlatmış olalım. Instagram adresimizde de Son Müzik 2019 Instagram'ı verirlerse eğer arkadaşlarım. Evet. Burada da paylaştığımız hafta içerisinden videolar oluyor. Program öncesi videolarımız oluyor ki 3 haftadır Tolga'n yok yazıyoruz seni evet. Videolarımızda. Bundan son dakika çekeceğiz videoları artık. Dolayısıyla takibe almadıysanız seni Son Müzik 2019'u buradan da takibe alabilirsiniz bizleri. Instagram'da da katkılarınız ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Twitter'da neler var? Arkadaşlarım Twitter adresini de ekrana verirlerse eğer mutlu oluruz dedikten sonra King Arthur'un Kral Arthur şeklinde telaffuzuyla yarış anlatılması bence doğru değil diyor. O artık hani dil alışkanlığı diye olduğunu düşünüyorum. Yani karıştırdı diye düşünüyorum. Karıştırdı. Çünkü evet. Kral Arthur diye de bir at var. Evet. O bilinçaltı olabiliyor. Ben hiç unutmuyorum. Bir at vardı şeyde. Adana Güzeli. Bay Söz Güzeli de annesi Adana Güzeli. Nedense hep ben Adana Güzeli, Adana Güzeli. Annesinden anneye, bahsediyorum. Anneye evet. Kafa çok gidince mesela doğru. Bazı atlarda hani şey yapınca kalıyor. Bilinçaltı çok doğru bir noktaya tespit şey yaptın, vurgu yaptın abi. Bilinçaltı bilinçten aslında daha çok çalışır. O dil sürçmeleri birçok şey. Oradan. Freud'un şu psikoanalitik kuramından yola çıkarak açıklanabilir. Aynen. Dolayısıyla Adana Güzeli... Ve Bay Söz tabii. Güzeli. Şimdi annesi Adana Güzeli ama atın. Hani ben de hiç hep yorumlarda falan daha Son Düz'ün ilk dönemleri falandı yani. Orada bir hatta yarış koşuyordu. Oradan gelmiş. Dolayısıyla yani o bence dili sürçtü spiker arkadaşımızın. King Arthur, Kral Arthur şeklinde diyelim. Yine Volkan Turan demiş Üç Adalara ve Son Düzük'e selamlar. Metin Ortak arkadaşımız çıktı. İyi yayınlar diyor sevgili Volkan'da. Volkan Turan'da. Vallahi kimdir daha ne ortak dostlarımız vardır. Çıkar öyle. Ben de mesela Orhun'la Metin'in bir arada şimdi olduklarını... Orhun'la her yerden ortak arkadaş çıkabilir. Yani ama ikisi de çok eski evet. Sevdiğimiz dostlarımız. Dolayısıyla beraber izliyoruz deyince şöyle bir önce bir şey yaptım. Ondan sonrasında tabii sevgilerimizi iletelim. Yine hem Orhun'a hem Metin'e hem de sevgili Volkan Turan'a diyelim. Pankartçı. Bizler Hakan Cantnaz Baba'yı İstanbul'un boğazında değil, Erzurum'un ayazında sevdik demiş. Vay Pankartçı, çok teşekkür her ediyoruz. Yerdesin. Sağ olasın. Erzurum'a da selamlar. Vallahi geçen işte hafta içi Samsun'dayken bir ara aklıma geldi. Pankartçı çıkar mı acaba bu? Çünkü Samsun Spor'un bir şeyi vardı. Bir tesise girdik şeyde. Girdiğimiz tesiste. Çakal, hiç yediniz mi? Çakallı menemeni. Duydunuz Çakallı mu? Diye bir yer var. Oranın... Çakallı diye bir yer var ama çok meşhurmuş. Çakallı evet, menemeni yediniz mi? Mi? Yediniz yok. Mi? Ya yemişimizdir de. Evet. Sen nasıl Karadenizlisin geçmiyorsa. Evet, ama yok oranın çok, hakikaten çok değişik bir şey. Yani bildiğimiz menemen değil. Menemenin böyle hani şeyi çıkmıştı ya hani neli soğanlı mı olur soğansız mı olur? Yumurtanın beyazı mı olur beyazsız mı olur? Beyazını koymuyorlar sadece sarısıyla çok güzel. Yapılan ve sarısıyla domatesle yapılan. Böyle şey gibi koyu kıvamda bir şey böyle bildiğimiz gibi değil. Orada Samsun Spor'un çok güzel şeyleri vardı. Böyle bir köşe hazırlamışlar. Bir dinlenme tesisi. Ve bütün Samsun Spor'lu oyuncular falan geliyor. Futbolcular falan geliyor. Amigoları falan vardı. Dedim acaba pankartçı buralarda olabilir mi diye. Öyle bir bak yani göz aklıma hakikaten geldi. Onu da söylemiş olalım. Erzurum'a da selamlar. Her an her yerde karşımıza çıkabilir. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı pankartçı iletiyoruz. Pankartçı acaba uzun yol kaptanı falan mı? Her şehirde, her yerde bir fotoğrafı. Yok ama hep sporla alakalı evet. Yerlerde. Evet. Biz de selamlarımızı iletelim. Coşkun Yalçınkaya, sevgili Gökhan Yalçınkaya'nın babası göndermiş diyor. Güzel ve sıcak bir günden tüm ekibinize iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Seviliyorsunuz demiş. Biz de bütün Yalçınkaya ailesine selamlarımızı iletelim. Serhan de demiş ki, iyi yayınlar Hakan abim. Ekrana ve yarışlara kattığınız her şey için teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Ferdi Korkmaz abi yalnız Bianca hiç kaybetmezmiş diyor. Doğru. Ki benzer duyguları paylaştık. Günaydın kusura bakmayın uyuyakalmışım. İyi yayınlar satış koşusunda Duygu Fatura'nın atı devriliyor. Düzlükte ben mi yarış gördüm diyor. Yanlış gördüm diyor. Bir ufak benim de dikkatimi çekti. Evet. Sonlarda şöyle bir ufak bir tökezleme olabilir. Yaptı. Takmış olabilir. Ama
sonuç itibariyle Allah korusun öyle bir şeyler olmasın. Fenerbahçe 820'den sevgiler saygılar demiş Cengiz Göroğlu. Biz de selamlarımızı sevgilerimizi ediyoruz. Önder Gökçe, Şifo Baba gelmiş, hoş gelmiş. En kısa zamanda sizi de davet edeceğiz. İyi yayınlar demiş. İnşallah diyelim, biz de selamlarımızı iletelim bütün Ekürü'ye, Önder'e, Şifo Baba'ya ve gelen herkese buradan diyelim. Ferdi Korkmaz, ilk defa koşan at Babir Bey de kaybetmezmiş abi, ilk yarışını kazanır. Bugün Ferdi ile aynı gözle izlemişiz, aynı kadrajdan bakmışız. Programın başında da bahsetmiştik. Armağan Başar, tüm ekibe günaydınlar. Türk atçılığına büyük hizmetleri geçmiş rahmetli İlyas Şokay adına bir yarış konulmasını biz yarışseverler de çok izliyoruz. Konu yarış basında bu hafta dile gelmişti. Siz de gündeme getirirsiniz. Çok seviniriz demiş. Elbette ki. Kesinlikle olmasın. İlyas Şokay gibi Türk atçılığına çok önemli değerler katmış. Ve hakikaten atçılık sürecine baktığımızda da özellikle yurt dışından kanlar gelmesi konusunda çok ciddi yatırımlar yapmış olan bir ekürü, Çokay ekürüsü. Yani Çokay ekürüsü Türkiye'nin en önemli ekürlerinden biri. Ne mutlu ki hani ikinci, üçüncü kuşaklar da devam ettiriyor. Hem kızları hem torunları. Devam ettiriyor. Bu da önemli bir şey. Başta sevgili Emir Karadağ olmak üzere, sevgili İlyas Emir Karadağ olmak üzere ki aynı zamanda Safkan İngiliz Atı Yetiştiri ve Sahipleri Derneği'nde yönetim kurulu üyesinde olması da o derneğe artı değerdir, katma değer yaratır. Öyle bir ekürünün üçüncü kuşak atçısının o derneğe ekstra mevcut değerine daha da değer katar, onu da söyleyeyim. O derneğin de üyesidir, yönetim kurulu üyesidir. Dolayısıyla ne mutlu ki bu şekilde devam ediyorlar. Elbette ki arkadaşlarımıza destek vereceğiz. İlyas Şokay adına da bir koşunun koşulması her zaman gerekir. Belki bir İlyas ve Aslı üye değildi diye hatırlıyorum ben. Olsaydı zaten koşu olurdu. Olurdu. Dolayısıyla illa üye olması, üye olmaması diye bir şey yok. Atçılığın önemli değerlerinin de adına koşular koşulmalıdır. Bugün bence atlanmış detaylardan biri diyebiliriz. İlyas Şokay, nurlar içinde yatsın. Şimdi yurt dışındaki şeyleri, ilk atları getirenleri düşünüyorum da. İlyas Bey'den önce şey getirmişti. İlk getiren Barokas ve Özdemir Bey'dir. Avram Barokas'ın snapshot'ı. Yanlışsa beni düzeltin lütfen. Hatalı olabilirse, hatalı olabiliriz hepimiz ama benim hatırladığım, yani bu şey anla, koşan an, fol olarak söylüyorum tabii, onun dışında tabii ki İlyas Şokay eski o rakamlar, makamlar falan geldi. Aygır bahsetmiyorum. Ama fol olarak Avram Barokas'ın snapshot ve Özdemir Atman'ın Parisien iki tane atı gelmişti. İlk hatırladıklarım onlardı. Şey daha sonradır, Tokdemir. Yani Allah rahmet eylesin. Ahmet Tokdemir daha sonradır. Benim hatırladığımız o sıralama öyle. İlk şeydir, snapshot Avram Barokas. Hemen aynı dönemler, bir sene öncesi veya aynı sene, bir sene sonrası falan olabilir. Folde şeydir, Parisien, Özdemir Atman. Daha sonra işte İlyas Bey bayağı böyle bir getirdi. Hani inanılmaz derecede foller geldi. Onun dışında zaten... Veresiraptör var bir kere. Tabii çok çok bayağı böyle isimler geldi. İşte o kanatları geldi. Günümüze zaten. Aynen gelen kanatları. O dönemde çok eleştiriliyordu. İşte ne kadar aslında atın parayla alınmayacağını ve bazı şeyleri parayla karşı... eleştirenler de oldu o dönemde. Ya işte 1000 Gine'ye, işte 2000 Gine'ye, bilmem şu kadar... rakama at alınıyor. İşte burası şöyle oldu, böyle oldu. İşte bak o şöyle böyle oldu dediğiniz. Hani diyorlardı ki ya çöplüğe döndü. Şimdi bakın dikkat edin atlara. Pediglerin hep gerilerinde ikinci, çok üçüncü kuşaklarında bu atları göreceksiniz. Dolayısıyla bu anlamda da iyi ki de getirmişler. Böyle de bir durum söz konusu. Bunu da söylemiş olalım. İyi ki de getirmişler. Dediğim gibi fotoğrafta tabii çok değerli isimler var. Sadece İlyas Şokay değil. Edip Çizimleci, Allah uzun ömürler versin. Edip amcayla da en son sen de vardın galiba değil mi? Herhalde şeyde Aralık ayında değil. Mart'ta şeyde Hipodrom'da mı? Yok, hayır. Kanlıca'da şey yaptığımızda o evet, yanımızdaydı. Evet. Yine ona Allah uzun ömürler versin. Kenan Atan Allah rahmet eylesin. Cemal Kura Allah rahmet eylesin. Evet, bir Edip amca burada fotoğraftaki isimlerden şu anda bizlerle birlikte, hepsine de Allah uzun ömürler versin diyelim. Evet. Arkada tanımadıklarımız, görmediklerimiz varsa diyelim. Adına mutlaka bir koşu konulmanı destekliyoruz. Günaydınlar, güzel yayınlar dostlar demiş Turgut Özbek. Biz de Turgut Özbek'e selamlarımızı iletelim. Hakan abi, hepiniz hayırlı program. Bugün biraz modun düşük abi demiş, programın başında yazmış. Yönetmenimiz mi değişti diye yazmış. Program başında evet biraz aksilikler oldu. Yine Engin Tokçular, iyi yayınlar, mutlu hafta sonları dilerim. Tüm ekibe zafer sönmez ayın oldu demiş. Engin Tokçular, gözün aydın olsun kardeşim.
sahanın emekçilerinden biri yine. Hakan abi, senin nezdinde Eray ve Tolgan kardeşlerime günaydın. İki gündür diş ağrısı çekmekteyim. Çok geçmiş olsun kardeşim. Dün doktora gittim. Doktor bana 3 farklı ilaç yazdı. Bir de dedi ki mümkünse hafta sonları son düzük izle. Bir nebze de olsun ağrılarını unutur. İyi ki varsınız, hep olsun. Ben de şimdi ilaç adı falan yazarsan hani şey olmasın diye bakıyorum. Sonra gördüm. Sonunu görmemişim mesajında. Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere. Ağrı kesici niyetine geliyorsak. Peki bizim ağrımızı kim dindirecek? Yani. Bizim dişimiz ağrıyınca ne olacak? Biz burada ondan sonra şey oluyoruz. Yayının tekrarlarını izleyeceksin. YouTube'u açacaksın. Değil mi? Yayının tekrarları. Bizim de bazen burada dişimiz ağrıyor. Şey oluyoruz. O zaman da dostların güzel mesajlarını okuyarak. Aynen. O güzel mesajlar bizi şey yapıyor. Mutlu ediyor. Hakan abi, hediyeler için çekiliş de mi verilecek diyor. Şimdi şöyle. Bakın, hediyeleri bir daha söyleyeyim. Horstop'u zaten gönderiyoruz isteyenlere. Ya da Fanatik'ten 10 kuponu verelim abi. Onu gazeteyle anlaşma yapmak lazım. Evet. Şimdi 15 Kasım'dan itibaren Topaz arasının mendip tişörtlerini vereceğiz. Şapkalar, kupalar hepsi geliyor, hafta içerisinde konuştuk. Geçen haftadan çok özel bir hediye var. Onun için ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başta Lale Atman olmak üzere bütün Atman ekibisine sağ olsun. Lale Hanım hani açıkçası söyledi. Dedi ki dünkü pazar günkü Cumhuriyet Koşusu'nun yorumlarını yaptığımızda, burada değerlendirmeleri yaptığımızda kendisi sürgün tayın formasını, Atman formasını son düzük izleyicilerine açıkçası hediye etmek istediğini söylemişti. Biz de çok teşekkür edeceğiz. Bu hafta içerisinde gelecek. Bu benim bendeki numune örnektir. Dolayısıyla geldiğinde de biz 3 kişiye vereceğiz. Ama bunu çekilişte kurayla değil. Orada da soracağımız bir soru olacak. Ama sorudan ziyade bir şeyle ilgili düşüncelerinizi isteyeceğiz. Şu anda ne olacağını düşünmüyorum. Ama şey yapmadım. Geldiğinde hep beraber kurgulayacağız. Orada açıkçası hep beraber seçeceğiz. Şuraya, şuraya, şuraya gitsin şeklinde. Onu da sizlere hatırlatmış olalım. 3 formamız var. Sürgün Tay'ın ve Atman ekibisinin forması, onu da paylaşacağız. Peki hediyeler dediğim gibi onu o şekilde vereceğiz. Diğerlerini çekilişle vereceğiz. Hepsi çok değerli hediyeler bu arada. Evet. Ama soracağımız bir soruya tabii cevapla vereceğiz. Onu da söyleyelim. Yine gelelim. Günaydın dostlar. Son zamanlarda çıkan hatlardan dolayı büyük favorilerin yarışa sakatlanması müşterek bazı çok etkiliyor. Büyüklerimize bir atıfta bunu at koşar bat kazanır yayınlar demiş. Mehmet Gündüz, günaydın güzel insanlar, hayırlı yayınlar diliyorum. İlk göz ağrım Atman formasından istiyorum. Sevgiler, saygılar demiş. O zaman soracağımız soruya, değil mi? Çok daha doğrusu bir yorum isteyeceğiz bir konuyla ilgili. O konuyla ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız tabii sizi daha da yaklaştıracaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki Adnan Felhan, yine günaydın, hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta sonu dilerim. Hayırlı yayınlar abilerim. Şanlıurfa'dan selamlar, saygılar dilerim demiş. Yine aynı şekilde Şanlıurfa'ya biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Fanatik ekibi olarak ekranların güler yüzlü ekibine selamları, yayınlar demiş. Tuncer Kuş göndermiş. Biz de Fanatik'ten dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Evet, programda bir yerlere aşım sezonu vergilerle ilgili bilgilendirici, eğitici bilgiler, bir şeyler yapsanız süper olur. Yeni başlayan benim gibiler için demiş Mustafa Yıldırım paylaşmış. Şöyle söyleyelim o zaman Mustafa Bey. Aşım sezonu başladığında biraz daha şekillendi. Elbette ki program içerisinde de bu konulara gireceğiz. Bir yetiştiricilik bölümümüz olacak son düzük içinde de. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi. Ama bunun yanı sıra gündem yetiştiricilik programı geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Tay TV ekranlarında oluyor. 15 haftası başlıyor. 15 Kasım haftası itibariyle başlıyor. Ve yaklaşık 6 ay kadar sürecek olan programda da sevgili Ayşe Yetiş, veteriner hekim Ayşe Yetiş, özellikle yetiştiricilikle ilgili hani sadece pedigri konuşmayacağız artık. Gündem yetiştiricilik sadece pedigri programı, orijin programı, aygır programı değil. Kısrak programı değil. Yetiştiricilik adına Türkiye'nin sayılı veteriner hekimlerinden biri olan Ayşe Yetiş'in de her hafta bir konuyu aynen sağlık programlarında olduğu gibi masaya yatıracağı, konuşacağı bir program olacak gündem yetiştiricilik. At bu sağlığı, at gelişimi. Dolayısıyla hepsi her hafta bir konu konuşulacak. Bunun yanı sıra elbette ki aygırları konuşacağız, elbette ki pedigri ve eşleşmelerden konuşacağız ama bu sezondan itibaren gündem yetiştiriciliğin bu yönüyle de çok daha farklı bir format içerisinde olacağını söyleyeyim. Çünkü yetiştiricilerin çok ciddi anlamda talepte bulunduğu bir konuydu bu. Ve sizlerin de ekranda 2 senedir zaten konuk olarak görmüş olduğu Ayşe Yetiş'te, yine Tuğban Bey'e de buradan teşekkürler, Topaz arasının. Özellikle kendisinin isteğiyle de katkılarıyla zaten onun gündem yetiştiricilik çekiliyor. Ve Ayşe Yetiş de biz programımıza dahil ediyoruz. Sevgili Şair'le birlikte, Şair Gencire ve Ayşe Yetiş gündem yetiştiriciyle birlikte olacak.
yayınlarımızı takip edin diyeceğiz. Konya Akşehir'den sevgiler saygılar abi demiş Ahmet Akkuş. Biz de Konya Akşehir'e selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Günaydın abi, bol şanslı bir hafta sonu olsun demiş. Yine Özgür Şimşek, selamünaleyküm Hakan abi, yayınlar Tolgan Bey ve Eray abine selamlar, iyi bir hafta sonu dilerim demiş Özgür Şimşek, teşekkürler. Murat Akçakaya, günaydın Sayın Cantnaz ve ekibi. Bizim programımız son düzlük başladı. Seviyeli düzeyli edepli insanlardan oluşan her şeyden önemlisi atlar ve bu sayede orijinal önemlen programımız başladı. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş Murat Akçakaya. Teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere bu şekilde ifade ettiğiniz için diyelim. Selam, iyi yayınlar herkese. Mutlu hafta sonları demiş İzmir Güzel Yalıgan Yanbayi. Mehmet Yıldız, yine bahsetmiştik. Yine Altın Dere ile kazanıyoruz tweetini. Başlarda okuduğumuz mesajlardan bir tanesiydi. Bodrum'dan bugün çok izleyenler var. Bodrum'dan selamlar, sevgiler çok fazla geliyor. Yine İbrahim Yıldızhan, abi bir hediyeye ben de talibim demiş İbrahim Yıldızhan. İbrahim'e bir horse stop yollayalım o zaman. Olur. Var mı öyle bir sorun bilmiyoruz ama genelde sorsan kimse de yok. Şapkalar gelince İbrahim'e şapka yollarız olmaz. Peki. O zaman İbrahim'e bir şapka sözümüz olsun diyelim. Ama sorumuza cevap verecek, öyle şey yok. Soruya sorduğumuz soruya cevap vereceğiz. Akkula'nın orijinini soracağız mesela. Benim. Belki ilk cevabı sen vereceksin. Peki. Bayrampaşa 332'den Hasan Baba ve Messi'den selamlar. Ne yapıyorsanız yapın ama her şeyi sevgiyle yapın. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Ne mutlu diyelim. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Serdar Demirtaş, hafta sonunun olmazsa olmazı iyi yayınlar demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de Serdar Bey'e yine. Hakan abi, morlamayla alakalı bir şeyler vardı bir ara. Hala duruyor mu? Ya da ismini onu söylersen yukarıdan arkadaşlarım not alsınlar. Aydemir 35'e gönderelim. Horse stoplardan Aydemir 35'e. Nevzat Türüt, İstanbul Büyükçekmece'den otobüs için Nevzat ve torunum Efe bu sefer Sarajevo'dan selamlar. Sarajevo'dan Sarajevo. Bosna Hersek Sarajevo'dan, eski Yugoslavya tabii, evet. Değil mi? Biz Yugoslavya zamanını biliyoruz o şeyleri. Vallahi sorulardı şöyle. Sarajevo'ya selamlar diyelim. Zaten işte otobüs kaptanı olduğu için sürekli yurt dışında sevgilerimizi iletiyoruz. Veysel Karakaya, Veysel göndermiş demiş ki heyecanlı sağ dizinde bir kırık olup kaynadıktan sonra Bursa yarışında sol dizinde parça kırığı oluştu. Operasyon geçirdi. Daha yeni istediğimiz duruma geldi. Bundan sonra daha iyi yarışlar bekliyoruz demiş. Heyecanlının antrenörü sevgili Veysel Karakaya'nın da bu katkısı değerli. Çok iyi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. En azından bunu hem heyecanlıyı takip edenlere hem de açıkçası o başarılı yarışların altyapısına, mutfağında neler olduğunu öğrenilmesi adına bilgilendirici bir tweetti. Sevgili Veysel'e de buradan selamlarımızı iletelim. Selam ve saygıyla demiş, atların hız haritalarına ulaşma şansınız olabilse keşke yabancı koşullarında kaynak sitelerinde early pace ve last pace analizleri çok yararlı oluyor demiş. Yani bizde tabii nispeten Trakus'ta o bilgiler paylaşılıyor. Yine Bayrampaşa'nın mesajını paylaşmıştık. Ha, bu arada Bayrampaşa 332 Ganyan Bayi'nden Hasan Baba ve Mesut'ten selamlar. Otizm farkındalıktır. Evet, bu önemli bir konu. Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda otizm çocukları yuhlayan, velileri ve zorluk çıkartan müdürü sizin ekranınızdan da kınıyorum. Herkes her şeye eşit hakta sahiptir, saygılarımla demiş. Yani bu konuyu tartışmanın bile anlamı yok. Hafta içerisinde o haberi okuduğumda, izlediğimde, sosyal medya üzerinden takip ettiğimde ben utandım. Yani ben utandım. Tanımadığım bir şey. Eminim ki eğitimcilerin tamamına yakını utanmıştır. Çünkü aralarından nasıl öyle bir eğitimcinin çıktığına dair utanç duymuştur. Bugün otizm dediğiniz, bunu hastalık da demek istemiyorum. Aslında baktığınız zaman hastalık değil çünkü. Evet. Otizmin hani bulaşıcı olduğunu, çocuklarına bulaşacaklarını düşünen velilere de sesleniyorum buradan. Bunun gibi düşünen hasta zihniyetler varsa... çok da şimdi böyle sinirlenince çünkü hakikaten kantarın topuzunu kaçırabilirim. O yüzden de hasta zihniyetli deyip daha böyle üstü kapalı söyleyeyim. Yani kendinizi biraz geliştirin. Biraz şu kapalı gözlüklerinizi, kapalı gözlük atlar içindir. İnsanlar için değil. Birazcık dünyaya açılın. Bakın. Yani çocuğu işte dokunursa hasta olurmuş bilmem. Ne alakası var? Ne alakası var? Yarın öbür gün sizin, bakın ben şuna hep inanırım. Yaptığınızla bu dünyada sınanırsınız. Yani birine verdiğiniz zararla bunu ne şekilde değerlendirin? İsterseniz felsefi yönden bakın, isterseniz farklı açılardan değerlendirin. Ama benim bu kadar sene gördüğüm tek bir şey vardır. Birine ne yaşatırsanız aynısını yaşarsınız. Bu net. Yaşattığınızla sınanırsınız, yaptığınızla sınanırsınız diye. Bence gidin o çocukların gönlünü alın, öyle düşünenlerde. Otizm farkındalıktır. Bununla ilgili
aksini düşünen hasta ruhlu insanların da bir an önce kendi hastalıklarını tedavi etmek adına bence gitsin. Çünkü bakın cahillik bulaşıcıdır. Otizm bulaşıcı değil ama cahillik bulaşıcıdır. Dolayısıyla cehaletinizi insanlara ufacık el kadar çocuklara işte onları inciterek, onlara zarar vererek onların ailelerini bir kere zaten onlar bütün yaşam süreci boyunca o çocuklara bakarken ne kahırlar çekiyorlar, ne sıkıntılar çekiyorlar. Onları daha da fazla zor durumda, daha da fazla incitmeyin. Bence tedavi olacak biri varsa sizlersiniz. Kafalarınızı tedavi ettirin. Evet. Bunun bir araştırma konusu olması lazım. Her şeyden evvel. Nasıl olur da bu kadar kalabalık bir grup bir araya gelip oradaki masum eğitimini almaya çalışan pırlanta gibi kardeşlerimizi yuhalar. Şimdi bu gerçek anlamda bir sosyolojinin konusu ya. Bu böyle bir şey nasıl olabilir? Aklımız almıyor. Bunun sebebi de şu. Cehalet kelimesi çok doğru burada. Şimdi belli bir cahil insan sayısı fazla olursa o toplulukta yanlışlar bile doğru olarak kabul edilir. Bulaşıcı olan evet, otizm değil. Cehalet bulaşıcı. Bazen yanlış olan bir şeyi çoğunluk yapıyor diye toplumun normlarında aslında hani toplumun geneli böyle diye kabul görüyor. Halbuki çok yanlış. Buradaki cahil kalabalıkların ne kadar kötüleşebildiğinin ve ne kadar yanlışta ısrar edebildiğinin göstergesi. Hani bir tane iki tane cahil insan olunca toplum kendi kendine eritiyor, düzeltiyor belki yeri geliyor. Ama bunların... Mesajı bulmaya çalışıyorum da. Evet, bunların sayısı arttığı zaman bunlar biraz daha kalabalık haline geldiklerinde neler yapabildiklerini de görüyoruz. Gerçek anlamda incelenmesi lazım. Zaten toplum olarak da gereken aksiyonu hemen ülkemiz veriyor böyle konularda. İşte okul müdürü açığa alındı. Oradaki velilere de gereken dersler, eğitimler mutlaka verilecektir. Şimdi bu tarz öğrencilerin varlığı aslında diğer öğrenciler için de bir şanstır. Onlar bir arada sevgiyle yaşayacaklar. Toplumun içinde engelli bireylerimiz de var. Down sendromlu bireylerimiz var. İşte otizmle yaşayan bireylerimiz var. Zaten işin güzelliği burada. Herkes aynı tip olursa dünyanın bir anlamı kalmaz. Bir de o çocuklara, o yaşta şimdi onlar, şimdi çocukları ben şey yapmıyorum. Yani çocuklar sonuç itibariyle bir fidan. Onları ne şekilde eğitirseniz, nasıl bir eğitim verirseniz o şekilde bir yol. Siz bu çocukları kendi o hasta ruhlarınızla, hasta beyinlerinizle kendinize benzeterek yetiştirirseniz eğer bu çocukları, yarın onlar bu topluma hasta bireyler olarak katılacaklar. Hasta ruhlu bireyler olarak katılacaklar. Yarın öbür gün ciddi anlamda problem yaratacaklar ve hani çocukların yarattığı problemden çok daha büyük toplumsal sorunlara yaratacaklar. Sevgiyle büyütün çocuklarınızı. Sizler belki ailelerinizde, kendi içinizde bunun çok daha fazlasını görmüş olabilirsiniz. O kısım, o güruha, o insanlara bahsediyorum. Görmüş olabilirsiniz ama hiç olmazsa dediğim gibi kendi çocuklarınızı böyle yetiştirmeyin. Kendi hatalarınızın, kendi eksikliklerinizin, cehaletinizin farkına varın. Hani dediği gibi yani toplumda bir sürü engelli birey var. Evet. Bu çok doğal, hayatın bir gerçeği. Yakınlarımızda olabilir, akrabalarımızda olabilir, çevremizde olabilir, arkadaşlarımızda olabilir. Yarın öbür gün biz de olabiliriz. Şuradan program biter, ayağımız çarpar, bir şey vururuz, düşeriz, bir problem yaşarız. Aynı şeyi biz de yaşayabiliriz. Sizin yarın öbür gün başka çoluğunuz, çocuğunuz olur. Onlar da çıktığında hiç mi utanmayacaksınız, hiç mi vicdanınız sızlamayacak? Çok doğru bir konuya değinmiş. Şeye bakmak lazım abi, hani 1930'lardan, 40'lardan... fotoğraflar görüyoruz ya özellikle Amerika kıtasında. Hani siyahi vatandaşlara ayrı okullar. Okuldaki bakıyorsunuz o grup çocuklar, siyahi çocuklar daha küçük farklı bir masada duruyorlar. Yan yana bile gelemiyorlar. Şimdi ne kadar garipsiyoruz değil mi? Evet. Ne kadar vicdansızca geliyor. Şimdi benzeri 2019 yılında görüyoruz şu yaşanan. Şu konuda belki haklı olabilirler. Çünkü ekstra bir eğitime, ekstra bir ilgiye ihtiyaç olduğu için o tip okulların varlığına ben inanıyorum. Çünkü o hani ayrılmalarını demiyorum da yapılan şeyi diyorum. Hani bakış açısı. Bakış açısı olarak. O çocuklar, o ayrı ayrı yetişen çocuklar büyüdüklerinde aynı şeyi uyguladılar. Ülkeyi yönettiler. Tabii. Yeri geldi ülkeyi yönettiler. Ve yanlış kararlar almaya devam ettiler bu konuda. Ne zaman? İşte 50'lerin sonlarına, 60'lara doğru bu biraz daha kırılmaya başladı. Malcolm X. Şey vardı bir tane, ilk otobüste başlatan bir kadın vardı ya, ismi de bir ata da ismini verdiler ya. İlk o eylemi başlatan. Çünkü o dönemde otobüste
beyaz birisi ayaktaysa siyahi birisi oturamaz. Kalkıp yer vermek zorunda. İlk ben yer vermiyorum diyen hatta Tarık Aydın'ın bir atıydı. Atın ismini de sevgili Onur Aydın koymuştu oğlu. Bayağı konuşmuştuk bu konuyla ilgili. Şimdi yayın şeyiyle bir anda aklıma gelmedi. Böylesine öncülük eden toplumsal figürlerle bu kırıldı. Bu bakış açısı. 2019'da bu bakış açısını görmek üzücü. Üzücü. O okullarında sayılarının aslında artması o çocukların lehine. Ama nedir? Ayrı sınıflarda olması, onları aslında asimile etmek, onları ayırmak değil. Onların ekstradan biraz daha ilgiye, şefkate ve yakınlığa ihtiyaç oldukları için birebir eğitim belki yapılıyor. Dolayısıyla bundan yıllar öncesinde senin de bildiğin bir şirketin Mevlana Kapı'da zihinsel engelliler okulu açılmıştı. Dolayısıyla o açılışta da ben o dönem o şirketin pazarlama müdürüydüm. Ve medya sektörü dışında bir şirket. O şirketle gittiğimizde açtığımızda o okulu, o zaman ben gerçekliğin, hayatın gerçekliğinin orada farkına vardım. Ve o ailelerin neler çektiklerini ilk orada gördüm. Ufacık çocuklar orada geldiler ve kendi ihtiyaçlarını göreyim. Orada bir kelimeyi, bir harfi öğrendiklerindeki o ailelerinin hani A, B, C'yi söylediğinde ailelerinin yaşadığı mutluluğu gözümle gördüm. Anlatabiliyor muyum? Hipoterapi merkezleri var şeylerde, hipodromlarımızda. Bir sürü engelli kardeşimiz geliyor. Bir sürü otistik kardeşimiz geliyor. Bir sürü problemli kardeşimiz gelebiliyor. Ama biz ne oluyor? Atı sevdiğinde, ata dokunduğunda en ufak bir adım atla ne kadar mutlu oluyoruz? Biz tanımadığımız insanlar belki ama orada atla iletişim kurduklarına ne kadar mutlu oluyoruz? Siz orada onları yuhalatıyorsunuz. Yani hakikaten yuh olacak biri varsa size yuh olsun. Başka bir şey söylemiyorum herhalde. Bu çocukların hayatımızın bir parçası olduğunu herhalde bazen unutuyoruz. Kim bununla karşı karşıya kalmak ister ki? Hangi aile karşı karşıya kalmak ister? Ama karşı karşıya kaldığın zaman da bu süreci nasıl geçirebilirsin? Daha sağlıklı nasıl yaşayabilirsin? Bunu düşünmek lazım ve bu anlamda da o çocuklar kadar o ailelere de destek olmak gerekiyor. Çünkü hakikaten işleri çok zor ve her geçen yılda maalesef bu çocuklarımızın sayıları artıyor. Bununla ilgili eğitimler vermek gerekiyor, insanları bilinçlendirmek gerekiyor. Yoksa benzer görüntüleri çok daha fazla izlemeye devam edeceğiz. İstemesek de maalesef oluyor bu gibi görüntüler. İleride bir gün bizim ailemizde, bizim yakınımızda da böyle çocuklar olabilir. Bu olabilir, hayatın akışında gerçekten var bunlar yani, olağan şeyler. Evet. Bu nedenle sen dahil, ben dahil, Tolga'nın dahil bilinçlenmek gerekiyor, eğitim almak gerekiyor. Bu çocuklara karşı nasıl yaklaşımda bulunmak gerekiyor. Her ne kadar biz hassas olsak da bilmediğimiz birçok şey vardır. Evet. Bu nedenle biraz daha hassasiyet, biraz daha önem. Özellikle o ailelere karşı biraz daha hassas olmak gerekiyor. İşleri çünkü çok zor. Çocuklar belki o anda onun farkında olmadılar neyin ne olduğunu ama o aileleri ne kadar incittiğinizin de farkına varın diyelim. Bu hassasiyetinden dolayı tehlikeli tilkiye Bayrampaşa 330 kırmalı Ganyan Bahane'de selamlarımızı iletelim. Ersen Aktaş ve Ali Hepgüler rejiden arkadaşlarımıza geliyor. Hakan Bey, horlama cihazından bir adet gönderir misiniz demiş. İsimlerini not edelim, gönderelim. Mehmet Aydoğdu, At Sevdası olan herkese selam olsun. Abim yayınlar, Hakan abi, Ray abi, Tolgan abi seviliyorsunuz demiş Mehmet Aydoğdu. Teşekkürler diyelim. Hakan abi, otizmin en güzel cevabı Mucize Doktor dizisini tavsiye ederim. Hepimiz biriz, bizi diğer milletlerden ayıran özelliktir demiş. Kafkaslı 01. Dustin Hoffman'ın Rain Man. Rain Man. Hakikaten o da çok özel filmlerden biridir bu konuda. Gerçekten de bazı alanlara çok üst düzey yeteneği oluyor bu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın. O alanlarda değerlendirilirlerse dünyayı bile daha iyi seviyeye getirebilirler. Evet. İyi yayınlar abi. Güzel, bol şanslı bir hafta sonu olması dileğiyle demiş Şahin Yıldırım. Biz de selamlarımızı iletelim. Kadıköy 297'den selamlar abi demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim dostlarımıza buradan. Karaköy 297'ye selamlar. Gökhan Atıl cahillik bulaşıştır demiş, alkışlamış, teşekkürler. Tüm yarışsever dostlara mutlu hafta sonları ve bol şanslar demiş. Feridun Öztürk paylaşmış sevgili Halis Karataş'la beraber. Otizmin benim tüm yönlerimi algılamanıza engel olmasına izin vermeyin. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışın. Sosyalleşme ve iletişim kurma konusunda bana yardım edin demiş Sadrettin Turan. Evet. Abi, o ailelerin bireylerinin örgütlendiğini zannediyorum. Bizim insanımız böyle şeylere tepki vermez. Tam aksine destek çıkar. Bu iş enteresan demiş Ferdi Korkmaz. Farklı i̇şte bir cahil bir kalabalık olunca işte cehalet herkes birbirini tetikliyor. Bakın şimdi konulara girmek istemiyorum ama tarihimizden bakın. Şimdi çok detaya da girmeyeceğim ve yer, olay, mekan vermeyeceğim, isim vermeyeceğim.
tarihimizde çok acı bazı olaylar vardır. Yakın tarihimizde de, geçmişte de. Evet. Osmanlı'ya kadar da gidebiliriz hatta. Dikkat edin, hep bir takım şeyler insanların cehaletleri kullanılaraktan, değil mi? Orada biri bir şey söyler, o ona söyler, o ona söyler. Bir anda hiç olmadık şekilde bir herkes bir ayaklanır, bağırır, çağırır. Orada çıkan işte olmamış mıdır? Tabii tarihimizde olmuştur. Menemen olayı. En basit onu söyleyeyim size baktığınızda. Yani bu tip şeylerde çok hani konuyu detaya girmeyelim ama ne olursa olsun dediğim gibi insanlar birbirlerini cehaletçe o kadar enteresan birbirlerini çok ciddi şekilde etkiliyorlar. Ve orada da dediği gibi Ferdi'nin belki hiç ummadık. Sosyolojinin alanı yani gerçekten. Tabii, yani bunu çok detaylı incelenmesi lazım. Bu konunun sosyologlar tarafından incelenmesi lazım. Evet. Özür Keskin Hakan abi, Tolga'nın güzel vurguyu yaptı, güruh dedi diyor. Doğru. Abi haberde geçen bu çocuklar yüzünden bizim çocuklar mutsuz oluyorlar. Cehaletin ta kendisidir diyor. Çok doğru. Dolayısıyla... Aslında kendi çocuklarını da mutsuz ediyorlar bunu empoze ederek. Tabii. Onlarla kardeş gibi yaşamayı öğretseler çocuklar daha da mutlu olacak. Ama aynen, bilinçsizlik böyle bir şey işte. Adana'dan günaydın demiş Cenk Başlıyor. Teşekkürler Tolga Nimal. Doğru bir tespitte mutlu. Yanlışsa çok doğru da yanlış algılanıyor. Tebrikler demiş. Özgür... Rosa Parks. Rosa Parks. Evet. Böyle bir at ismi de var. Keskin. Volkan Turan da Rosa Parks'ı hatırlatmış. Eskiden otobüste sokağa gördüğümüz çocuklara oyunlar yapar severdik. Pedofili denen bir illet çıktı. Çocuk sevmeye korkar olduk. Yaşlıya hürmet vardı. Onlar da darp eder olduk. Hastalıklara karşı hassaslık, insani değerlerimiz eriyor abi. Sizlere soruyorum ne oldu bize diye. Yani bu konular apayrı konular. Bunları artık şeyde konuşmak lazım. Hakikaten Tolga'nın dediği gibi sosyologları falan alıp tabii, şey yapmamız tabii, lazım. Bizler sadece toplumun bir bireyi olarak görüş belirtebiliriz ama ciddi anlamda da hatta sadece sosyologlar değil psikologların da toplum bilimcilerinin de burada olmasına fayda var diyelim. Her geçen gün memleketin daha kötüye gittiği bir gerçek maalesef. Bu anlamda evet hakikaten yani, öyle. Dünya sadece memlekette, dünyada da bu tip benzer örnekleri görüyoruz. İnsanlar arasındaki bu dejenerasyon. Hakan abi konuyla alakası ama siyanür ile ilgili bir aile daha intihar etti, paylaşmak isterim demiş. O da çok acı bir olay ama şimdi bu konulara, toplumsal konulara girelim. Evet çok isterim girmek ama çok uzun zaman alacak. Ayrı bir gün böyle bir son düzlük şey yaparız, ayrı bir program yaparız. Bunları da konuşuruz. Ya bizden de bu yorumları duymak istemeleri de güzel izleyenlerimiz. Güzel, tabii ki. İyi yayınlar abi, yine mükemmelsiniz. Rosa Parks olabilir mi demiş. Evet, hatırlatmalar geliyor Tolga'nın. İzmir'den selamlar, hayırlı hafta sonları, iyi yayınlar abim demiş. Yine pankartçı. Eray Balcı Baba da geri vites olmaz, gerekirse ileriden döner demiş. Çok güzel. Geri vites de gerekirse ileriden döner demiş. Biraz da bizim şeyimize uygun olmuş. Peki. Karakterimize. Peki. İyi günler, kolay gelsin demiş. 100 bin liralık saat ile 20 liralık saat aynı zamanı gösterdiği, içinde huzur yoksa milyonluk malikane ile kulübe arasında bir fark yoktur diyor. Hakikaten devamı da var. Peki Adana Kozan'dan, Ocak Manav'dan sevgiler saygılar abi, seviliyorsunuz demiş İbrahim. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Ve bir nostaljiye gidelim. Tweetlere de baktık. Bu arada Instagram'dan da mesajlar geliyor. Arkadaşlar arasında Instagram adreslerimiz de verilir ekrana ama. Şimdi eskilerden bir yarışa gidelim. Ben bir tane tuttum. Bakayım onu seçecek misin? İçimden geçen bir tane var. Ünlü mü, ünsüz mü? Yani şampiyon mu değil mi? Değil. O zaman şampiyonu seçecektim ama. Tahmin ettim. Sen seç şampiyonu, sonra gösteririz bunu. Peki. O zaman bir şampiyon gelsin diyelim. Şampiyon kim? 11 Şubat 1996'ya gidiyoruz. Ne zamandır isteniyordu? Aslında çok gösterdiğimiz isimlerden biriydi ama ara ara bir hatırlatalım böyle şampiyonları. Şampiyon demişken Arap şampiyonlardan bir tanesi. Ama maalesef yetiştiricilikte çok... Hiç yavrusu olmayan ve eksikliğine acaba yavrusu olsaydı nasıl olur diye merak ettiğimiz isimlerden bir tanesi. 96'ya gidiyoruz. Kaç sene? 23 sene öncesine gidiyoruz. 11 Şubat 96 bakalım kim geliyor ekranlara. Aslında ismini çok biliyorsunuz ama yarışlarından birini hatırlayalım. Evet sevgili seyirciler, sevgili yarı severler, günün 5. koşusu Vali Kupası'na katılacak olan A grubu Arap atları izlediğiniz gibi piste çıktılar. Bu koşuya Sayın Hayrullah Perinçekin, Kartal Bey isimli atı Jokey Tınay Adışen'le, 2 numarayla Sayın Ayşe İşgüden'in Samay isimli atı Jokey Kadir Altınöz'le, 3 numarayla Sayın Gürbüz Karagöz'ün Sarar isimli atı Jokey Ziya Mutlu ile ve 4 numarayla Sayın Nurbiye Gülerci'nin Yavuzhan isimli atı Jokey Ertuğrul Can Kılıç'la Vali Kupası'na katılıyorlar.
Evet sevgili izleyicilerdeki yerini alıyor. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan Sarar koşuyu force ediyor. Dışına Kartal Bey dolanıyor. 1,5 boy kadar girdi Samay. Dışında Yavuzan şeklinde 200 metrelik kısım şu anda geçiliyor. Koşunun liderliğini 3 numaralı Sarar yapıyor. Onu Kartal Bey kovalıyor. Üçüncüyle Yavuzan sarkıyor. 4 boy kadar girdi Samay şeklinde 1800 startına doğru gidiyoruz. Sarar koşunun liderliğini yapıyor. 1800 startını 2 boy farklı önde geçiyor. Onu Kartal Bey ve dışında Yavuzan ikilisi kovalıyorlar. Bu şekilde 1600 startına doğru gidiyoruz. Koşunun liderliğini Sarar yapıyor. Onu Kartal Bey kovalıyor. 1 boy kadar geride Yavuzan şeklinde 1600 startı geçiliyor. Koşunun liderliğini 3 numaralı Sarar yapıyor. Onu 1 numaralı Kartal Bey kovalıyor. Bunun 1 boy kadar gerisinde Yavuzan şeklinde 1400 startına doğru gidiyoruz. Koşunun lideri 3 numaralı Sarar, onu 1 numaralı Kartal Bey ve 4 numaralı Yavuzan kovalıyorlar. Bu şekilde 1400 starta geçiliyor. Sarar koşunun liderliğini yapıyor. Fark 1,5 boy. Onu Kartal Bey ve Yavuzan ikilisi kovalıyor. Bu şekilde 1200 startına doğru gidiyoruz. Koşunun liderliğini Sarar yapıyor. Yavuzan şimdi ikinciliğe sarkıyor. İçinde Kartal Bey şeklinde 1000 startına doğru gidiyoruz. Koşunun liderliğini 3 numaralı Sarar yapıyor. Onu Yavuzan kovalıyor. Yavuzan'ın 1 boy kadar gerisinde Kartal Bey şeklinde 1000 startı şu anda geçiliyor. Sarar koşunun liderliğini yapıyor. Fark 1,5 boy. Onu 4 numaralı Yavuzan kovalıyor. Onun 2 boy kadar gerisinde Kartal Bey şeklinde son 800'e doğru gidiyoruz. Sarar koşunun liderliğini yapıyor. Fark 1,5 boy. Onu Yavuzan kovalıyor. Yavuzan'ın 1,5 boy kadar gerisinde Kartal Bey son 800 geçiliyor. Sarar 2 boyluk liderliğini koruyor. Onu Yavuzan takip ediyor. Yavuzan'ın 2 boy kadar gerisinde Kartal Bey şeklinde son 600'e doğru geliyoruz. 3 numaralı Sarar'ın liderliği sürüyor. Onu Yavuzan kovalıyor. Yavuzan'ın 2 boy kadar gerisinde Kartal Bey şeklinde son 600 geçiliyor. Sarar koşudaki liderliğini koruyor. Dış kulvardan Yavuzan'ın ve Kartal Bey'in gayretleri var ve son viraj dönülüyor. İç kulvardan Sarar koşudaki liderliğini koruyor. Dış kulvardan Yavuzan atak yapıyor. Son 400 geçiliyor. Sarar koşudaki liderliğini koruyor. Dış kulvardan Yavuzan atak yapıyor. Bunun dışından Kartal Bey'in gayretlerini izliyorum. Son 200'e doğru geliyor. Sarar koşunun liderliğini yapıyor. Dış kulvardan Yavuzan geliyor. Son 200'e doğru geliyoruz. Yavuzan geliyor. Sarar'la baş başa oluyor ve Yavuzan geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. Sarar mücadeleyi bırakmıyor. Son 100'e doğru geliyoruz. Koşunun lideri Yavuzan. Sarar atak yapıyor. Yavuzan koşunun lideri. Sarar geliyor ama koşuyu yarım boy, hatta bir boyluk farkla Yavuzan kazanıyor. Sarar ikinci, Kartal Bey üçüncü ve Samay dördüncü olarak bu yarışı tamamlıyorlar. Sevgili yarışseverler, günün beşinci koşusu Vali Kupası adına düzenlendi. Bu güzel ve zevkli mücadele sonucunda Sayın Nurbiye Gülerce'ye ait Yavuzan isimli at Jockey'i Ertuğ Can Kılıç'la kazanma başarısını gösterdi. Evet sevgili izleyiciler, hep birlikte bu kupa seremonisini izliyoruz. Hanımefendi, Nurbiye Hanım. Efendim, İzmir'deki en büyük koşunun sonucunda sizin atınız kazanmış oluyor. Bu bakımdan sizi tebrik ediyorum. Jockey ile, at sahibiyle bu yarışlara büyük heyecan kattınız. Kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Kazanmak çok güzel bir duygu. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar kutluyorum. Evet. Tekrar tebrikler. Seni de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Asıl sen kazandın yarışı. Çok güzel oluyor. Hep birlikte kazandık. Tam bir ekip olarak. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, Allah rahmet eylesin. Ali Doğan Ünlü, Allah uzun ömürler versin. İrfan Umut, Ertuğ Can Kılıç derken gitti görüntüler. Yine Nurbiye Hanım orada, Allah uzun ömürler versin. Dinsel Sevgili'yi gördüm orada yine aynı şekilde. 4 at koşulmuş bir Vali Kupası. Ziya Mutlu var şeyde, Sarar'da şu anda görüyorum. Fuat mı dedik yani bir ara. Kadir Benziyorsun. Abi şeyde gözüküyor. Sarar'da. Kartal Bey'de Tınay'a düşen Ertuğ Can Kılıç, Yavuzan'da. Evet, Yavuzan hani son metrelerde artık hiç el oynatmadan böyle tatlı tatlı ha dediğinde de geldiği yarışlardan biriydi. Yavuzan diyordu. Aslında çok iyi yayınlamıştık Yavuzan'ı ama bir de bir Vali Kupası gelsin dedik ekrana. Neler söyleyeceksiniz? Yani Yavuzan'ın çok uzun mesafe kum pistte koştu yarışlardan bir tanesi. Yavuzan öyle bir attı ki çimde, kumda, uzunda, kısada her yerde rakibe göre gidebilen bir at. Burada da önde Sarar çok iyi bir tempo kurmasına rağmen
hadi dediğinde bir anda yakalıyor Yavuzhan Düzlüğü'ye çıkıldığında ve artık her yerde kontrolü altına alıyor. Hani böyle baş boyun genelde kazanırdı. Burada farkı sonlara doğru 1,5 boya kadar çıkarttı bir yarış. Gözlerimizin pasını sildi. Sarar'ı da çok izledik koştuğu dönemde. Yavuzhan'ı da seyretme şansına eriştik ne mutlu ki. Burada da tekrar lise yıllarımıza gittik. Seni gene bir lise yıllarına götüreceğim. Bir nostalji daha var ama önce Ray'in tabii görüşlerini alalım mı? Neler söyleyecek bu 68 konuda? 68 yarış, 44 birincilik. Geçildiği yarışlarında çoğu ikinci. Yani bugün atçılıktan hiç anlamayan, hiç altılık ayan kuponu doldurmamış büyüklerimizin bile ismini bildiği bir attan bahsediyoruz. Yani ya, sorsan biri Yavuzhan der, diğeri Bolt Pilot der. O iki attan biriydi Yavuzhan. Gerçek bir şampiyondu. Pisti ayırt etmeyen bir özelliği vardı ve bir Arap atının kazanması gereken her koşuyu kazandı. Kazanmadığı koşu yok. Evet. Bak Serdal bir mesaj hatırlatmış. Bir yarış hatırlatmış. Serdal Akkuş diyor ki Ertuğrul abinin diyor makinede Yavuzhan'dan düşüp Sarar'ın kazandığı bir de yarış vardı abi yarış diyor. Hala o yarışı da konuşuluyor. Hala gündemde yani. Gündemde bak düşün ya. Ama o da artık eski geçenlerde bir paylaşım yapmıştı şeyde sosyal medyada görünce şey zamanlarını hatırlıyor. Evet. Famous'ti. Lozan koşusu. Lozan koşusu. Famous'ti zamanlarını falan hatırlıyor. Yani onda da artık yaş yaş kemale erdi. Onu da ben mesela çok ufaklığından tanırım şeyi. Serdal Akkuş hipodromda hep görürdüm yani böyle onu da çok. Sarar, Sergen, Hacı Bey, Kartal Bey, Bamka, Yavuzhan derecesiz. Tabii işte evet, o yarışı. Bir bulalım onu, yayınlayalım Serdal. Onu da şey yapalım. O da hatırlıyor bunları. Artık bir jenerasyon, şimdi ikinci jenerasyona geçtik mesela. Serdal benden yaşça ufaktır. Hatırlarım hipodromdan çünkü. Abisini de kendisini de hatırlarım yani hipodrom zamanından ama şey, yani bu koşu hatırlaması da güzel, önemli. Peki, şimdi yine bir at göstereceğiz. Aslında Adana'nın böyle çok şey atlarından biriydi. Hani nasıl söyleyeyim? Handikap. Bir grup atı değildi, bir handikap atıydı ama nedense çok seveni vardı. Değil mi? Evet. Yani ismi diyeceğim, ismi de enteresan bir isim ama fonetik olarak da fonetik güzeldi. Olarak kulağa dediği gibi Tolga'nın çok doğru söyledi. Bir kulağa hoş gelirdi. Fakat handikap yarışlarında özellikle böyle çamur olduğunda falan tamam. Böyle çok acayip güzel yarışlar koşardı çamurda falan. Öyle bir enteresan bir at ve sizden de çok talep geldi zaman. Dedim ki ya ben hakikaten bugün Tolga'nın sosyolojik açıdan incelenmesi gereken bir at. Niçin bu at? Yani bir şampiyon olmadı. Evet. Bir grup atı çok değil. Çok koşuyordu. Belki hep akılda çok kaldı. O da olabilir. Bak o da doğru. Çünkü koşu adetine her ay bakar şimdi. Bakarsın. Kaç yarış koşmuş bakalım. Sürekli koşuyordu. Ama yani. Sürekli yani sizden de çok talep geldi. Abi bir geçen haftalarda hatta bir talep geldi. Ya dedim tamam yayınlayalım bu atı. Baktım ata. Hani bir hatırlıyorum evet. Da bir grup atı değil. Grup yarış koşmamış, kazanmamış, şey yapmamış ama çok istenen bir isimdi. Bakalım kimmiş? 20 Mart 1996'ya gidiyoruz. 20 Mart 1996'ya. Arkadaşlarım da orada gördüler atı. Bir gelsin bakalım. Tolgan dedi ki, abi dedi bunu mu yayınlayacaksın lise yıllarım dedi. Hadi bakalım senin lise yıllarına sevenlerin de izleyenlerin de açıkçası hatıralarını canlandırsın. 96 20 Mart. Doğu, Güney ve Güneydoğu bölgesinde yetişen atların katıldığı Onur Kupası'na katılacak olan C grubu Arap atları izliyorsunuz. Piste çıktılar. Bir numaralı Bayram Uçar, jokey İsmet Akkılıç'la. İki numaralı Broş, apranti Mahmut Zelyurt'la. Üç numaralı Melihcan, jokey Saadettin Boyraz'la. Dört numaralı Ecenur, apranti Zafer Temuçin'le. Beş numaralı Zehra, apranti Hasan Kaya'yla. Altı numaralı Ay Işığı, apranti Sabit Eren'le, 7 numaralı Badraslı, jokey Gökhan Gül'le, 8 numaralı Dağ Tekin, jokey Cafer Güven'le, 9 numaralı Fiyaka 3, jokey Dede Mutlu'yla, 10 numaralı Gürol, jokey Kazım Melike'yle, 11 numaralı İstay, apranti Yalçın Akağaç'la, 12 numaralı Veliaht, apranti Hakan Harmanbaşı'yla, 13 numaralı Münevver, jokey Kadir Altunöz'le, 14 numaralı Seher 24, apranti Onur Özelcanat'la ve 15 numaralı Sontay, jokey Emin Karataş'la Onur Kupası'na katılıyorlar. Evet sevgili izleyiciler, kulvarındaki yerini alıyor. 7 numaralı Badraslı hazırlık yaptı ve Badraslı da kulvarındaki yerini alıyor. 11 numaralı İstay'da son at olarak
kulvarındaki yerini alıyor. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İstay rakiplerinden 5 boy. Evet 6 numaralı Ayışığı da 2 boy kadar geç koşuya başlıyor iç kulvardan. 14 numaralı Seher 24 koşunun liderliğini alıyor. Şimdi en dış kulvardan Dağtekin aralarından Gürol, onun dışından Broş. Şimdi atak yapıyorlar. Şimdi orta kulvardan atak yapan, evet sevgili izleyiciler, Gürol ve onun dışından 8 numaralı Dağtekin birlikte liderlik mücadelesi yapıyorlar bunların. Sağlarında 14 numaralı Seher 24. Bunun yarım boy kadar içine 9 numaralı Fiyaka gelmeye çalışıyor. Bunun da yarım boy kadar dışında şimdi 5 numaralı Zehra'yı görüyorum. Ve bin startı şimdi geçiliyor. 10 numaralı Gürol az da olsa koşunun liderliğini alıyor. Şimdi bir boy kadar fark yapıyor. Onu sağrısından orta kulvardan Zehra Endüş kulvardan tekrar. Şimdi Melihcan, evet son 800'ü geçirirken 3 numaralı Melihcan atak yaparak ikinciliğe girerek kovalamaya başlıyor. Son viraja doğru geliniyor. Koşunun lideri 10 numaralı Gürol. Endüş kulvardan da 1 numaralı Bayram Uçar önce ikinciliğe giriyor ve önde kaçan Gürol'u kovalamaya başlıyor. Son viraj dönülmek üzere. Son virajda dönülüyor orta kulvarda. Koşunun lideri 10 numaralı Gürol dış kulvardan 1 numaralı Bayram Uçar atak yapıyor. Son 400'e doğru geliniyor. Orta kulvarda 10 numaralı Gürol koşunun lideri. Gerilerden 7 numaralı Badraslı'nın da ataklarını görüyorum. Orta kulvarda Gürol, en düş kulvarda Bayram Uçar. En üç kulvardan da 7 numaralı Badraslı bu mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 200 geçiliyor orta kulvarda. 10 numaralı Gürol az da olsa koşun ileri dış kulvardan. Bayram Uçar'ın en üç kulvardan 7 numaralı Badraslı'nın da atakları var. Dış kulvardan Bayram Uçar geliyor Gürol'u yakalamaya çalışıyor. En üç kulvardan da 7 numaralı Badraslı gelip hakim oluyor ve Onur Kupası'nı 7 numaralı Badraslı kazanıyor. 10 numaralı Gürol ve 1 numaralı Bayram Uçar arasındaki ikincilik, üçüncülük kararı varış hakemlerinin görüşüne kalıyor. 4 numaralı Ecenur ve 12 numaralı Veliaht arasındaki dördüncülük, beşincilik kararı da varış hakemlerinin görüşüne kalıyor sevgili izleyiciler. Atın sahibi Sayın Ercan Ekenler adına kupayı Sayın Galip Ekenler, Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Nusret Balkaroğlu'nun elinden alacaklar. Atınız çok güzel koşarak bu koşu adına konan Onur Kupası'nı kazanmış bulunmaktadır. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyor. Bu kupayı da size vermekten mutluluk duyuyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Tebrik ederim. Duygularım, atımızı 3 aydır hazırlıyoruz. Böyle bir kupayı almaktan kıvanç duyuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Balkaroğlu bir de çiçek verecek kazanan atın sahibine. Ve kuşkusuz kazanan atın kazanmasında en büyük paylardan biri antrenörü ve Şadi İpek çiçeğini Sayın Balkaroğlu'nun elinden alacaklar. Evet sevgili izleyiciler, yine kazanan atın kazanmasında antrenör ve at sahibi kadar kuşkusuz jokeyin de büyük payı var. Jokey Gökhan Gül bu çiçeği de Adana Hipodrom Müdürü Sayın Bülent Gül'ün elinden alacak. Tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Atımızı bu yarışa 3 aydır hazırlıyoruz. Atımız gayet güzel bir at. Yarış kazandığımız için çok mutluyuz. Böyle bir önemli koşu kazanmak için daha söyleyecek bir şey yok. Yani sevinçliyiz tabii. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Vardı. Biz dedik ki yani grup koşu şeydi yani gruptan tabii vali kupası bilmem işte hani böyle haralar falan o, evet. O zaman da bunlar da açık koşu tabii. Açık koşu denirdi o zaman. Grup koşu tabiri evet. Yoktu. Açık yarış denirdi. C grubunda onur koşusu koşulurdu. Onur kupası koşulurdu. Ali abinin anonsta belirttiği gibi Adana'da ayrı koşulurdu. Öbür tarafta İzmir'de ayrı koşulurdu. Ve mesela bazı atlar şöyle olurdu. Mesela üçlülüğünde ikramiye çok fazla yarış koşmazlar. C grubu olsun diye kalırlar. Bu koşuyu hedeflerlerdi. C'den bu at üzerinde B'ye söylemiyorum. C, B, A gitsin diye şey yapılır. Çünkü
gruplar üçlüden dörtlüye döndüğünde, tabii sen biliyorsun bunları, Eray da biliyor, ben izleyicilerimiz için anlatalım, bunu da bir kez daha hatırlasınlar. O dönemde CBA grupları vardı ve o gruplardan da mesela burayla hemen B'ye geçiyordu at zaten yani. Hani bir onur koşusu kazandı mı, onur kupası deniyordu o zaman, onur kupasıydı adı. Kazandığında üste geçiyordu. Kimisi de bunu koşmak için beklerdi böyle. Üçlüğünde mesela diyelim 3 yaşlı Arap'sın. Bir 50 bin lira kazansan, işte 50 lira kazansan hemen B'ye çıkacaksın değil mi? Ya o koşuyu koşmazdı ya da o gün ya böyle bir işte hastalanırdı ya bir şey olurdu. Üçüncü olacağına dördüncü kalırdı bir şey olurdu. 30 Aralık'tan 1 Ocağın 2 Ocağın döndüğünde de bambaşka olurdu. Yani anlatabiliyor muyum? Ama hakikaten böyle atlar vardı. Şimdi işin şeyini anlatmaya gerek yok. İşin gerçeği buydu. Şimdi Badr aslında 3 aydır bir yarışı hazırlıyoruz diyor atın antrenörü sahibi. Ne diyor? 3 aydır. Demek ki burayı çok sıkı hedeflemişler. Çok ciddi. Hangi ayda koşulmuş koşu? Bir dakika bakalım. Mart. Mart mı? Evet. Kaç yaşındaymış koştuğunda? 4 olması lazım. 95'te çünkü başlamış. Tamam 4'te demek ki 3 aydır beklemişler. 3 yaşlı Araplığından beklemişler ki hani bu koşuyu koşmadan direkt şey olsun diye. Dolayısıyla ve koşuyu da kazanmışlar. Tebrik edelim. Gökhan Gül'ün de taylık dönemleri diyelim. Yalnız çok enteresan. Maiden'dan çıkıyor. Sonrasında bu açık yarışı kazanıyor. İşte tamam. Bir yarış sonra. İşte zaten şimdi ne yapıyorsun? Maiden'den başladığın için rakipler düşük oluyor. Rakipler de düşük oluyor. Öyleydi zaten işte. Mesela Maiden'dan çıkıyorsun. C grubusun zaten. Evet. Ama öyle mesela C'den A'ya transit böyle bir giden isimler. Tunca falan filan. Evet. B'yken A koşup kazananlar, başarılı olanlar var. Gruplarda girebiliyorlardı ya. Zaten hemen B'ye çıkmış. Arka arkaya 3 tane kazanmış hemen. Zaten öyle yani. Bir tane açık yarış var. Bir tane kısa vadeli kazanınca hemen. B'nin açık yarışına C'den katılabiliyordun mesela. A'nın açık yarışına da B'den. Bir alt gruptan katılabiliyordun. O da vardı. Doğru. Öyle vardı. B grubuyken A grubu açık koşup. Koşup da kazanan da vardı. Başarılı olan kazanan. Aynen. Dolayısıyla Badrasli'yi de buradan bir kez daha hatırlamış olduk. Son bir yarış verip nostalji, ondan sonra yorum ve tahminlerimize geçelim diyorum. O zaman hazır Adana'dan devam etmişken bir Adana yarışı daha verelim. Bir Adana'dan daha yarış gelsin madem. 16 Mart 96'ya gidelim. En tepedeki yarışı verelim arkadaşlar. Daha önce başka bir koşusunu vermiştik bu atın. Evet. Aradan çıksın o da. İki kere arka arkaya yakın zamanda vermiş olalım ve yakın arayla koştuğu koşular bunlar. Eray gene bakar şeyden. Tabii. Arka arkaya yakın arayla koştuğu koşulardan biri ama yine Adana'dayız. 16 Mart 1996'ya gidiyoruz. Bu Badraslı yarışından 4 gün önceymiş bu koşu. Bakalım kim? Adana Emniyet Müdürlüğü, diğer bir ismiyle Polis Teşkilatı Kupası koşusuna katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları izliyorsunuz, piste çıktılar. Sayın Aymelek Kazancı'nın 1 numaralı Moonshine isimli atı Jockey Akın Özdeniz'de. Sayın Metin Çelikkol'un 2 numaralı Pasadena isimli atı Jockey Ali Kılıç'la. Sayın Asuman Yenice'nin 3 numaralı Royal Castle isimli atı Jockey Tekin Kolcuoğlu'yla. Sayın Nusret Balkaroğlu'nun 4 numaralı Toyota isimli atı Jockey Kadir Altınöz'de. Ve 5 numarayla Sayın Cengiz Nari'nin Mephisto isimli atı Jockey Selim Kaya'yla Polis Teşkilatı Kupası koşusuna katılıyorlar. Evet, bunlardan Pasadena kulvarındaki yerini aldı. 3 numaralı Royal Castle'da kulvarındaki yerini alıyor. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve Polis Teşkilatı Kupası koşusu başladı toplu bir çıkışla. Koşu başlıyor sevgili izleyiciler. Orta kulvarda Pasadena az da olsa koşunun lideri. Yarım boy kadar içinde 5 numaralı Mephisto, aralarında 1 numaralı Moonshine. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Toyota şeklinde 1600 startına doğru gidiliyor. Bunun da 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Royal Castle. Evet, orta kulvarda Pasadena hemen içinde, virajı bariyerin yanından dönme avantajıyla Mephisto yanına geliyor. Bunların sağlarında 1 numaralı Moonshine, yarım boy kadar içinde 4 numaralı Toyota, bunun yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde 3 numaralı Royal Castle şeklinde 1400 startı geçiliyor ve yarışta biraz süratleniyor. 2 numaralı Pasadena koşunun lideri, sağrısında yine iç kulvardan 5 numaralı Mephisto atak yapıyor. 1200 startı geçirirken Mephisto geliyor. Pasadena'dan koşunun liderliğini alıyor. Yarışı da süratlendiriyor. Farkı da 1,5 boya kadar çıkartıyor 5 numaralı Mephisto. 1000 startını bu farkla önde geçiyor. Sağrısında yeniden Pasadena. Onun dışından 1 numaralı Moonshine. En iç kulvardan da 4 numaralı Toyota atak yapıyorlar. Son 800'e doğru geliniyor. Bir boyluk liderliğini Mephisto koruyor.
yarım boy kadar dışından 1 numaralı Moonshine atak yapıyor. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Toyota şeklinde son 600'e doğru geliniyor. İç kulvarda 5 numaralı Mephisto koşunun lideri. Sağrısında orta kulvarda 1 numaralı Moonshine. Bunun sağrısında iç kulvarda 4 numaralı Toyota şeklinde son 400'e doğru geliniyor. İç kulvardan Toyota dalıyor. Mephisto'nun yanına geliyor en düşkün vardan da. Moonshine geliyor, 3 at. Birincilik mücadelesi yapıyorlar. Toyota hakim alıyor. 2 boyda fark yapıyor orta kulvardan. Mephisto'nun dışından Moonshine geliyorlar. Son 200'e doğru geliniyor. 2 boy kadar Toyota şimdi farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Son 100'e doğru geliniyor. 3 boy kadar Toyota koşunları. İkincilik mücadelesinde dış kulvarda Moonshine, iç kulvarda Mephisto arasında ikincilik mücadelesi var. Toyota polis teşkilatı kupasını kazanıyor. 5 numaralı Mephisto ve 1 numaralı Moonshine birlikte ikincilik için bitiriş çizgisini geçiyorlar. 3 numaralı Royal Castle son atağıyla koşuyu 4. olarak tamamlıyorlar. Bir performans göstererek kazandı ve bu kupa töreni için huzurlarınızdayız sevgili izleyiciler. Plaketi Adana Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Gündoğdu, kazanan atın sahibi Sayın Nusret Balkaroğlu'na verecekler. Yürekten kutluyorum. Hele teşkilatımız adına düzenlenen böyle bir yarışta ve sonucundan çok değerli Balkaroğlu ailesinin büyük emeklerle yetiştirdiği Toyota isimli atın gösterdiği başarı hepimizi mutlu etti. Ben kendilerini kutluyorum. Bundan sonraki yarışlarda da başarılar diliyorum. Varlığından her zaman güven ve gurur duyduğumuz polis teşkilatı adına düzenlenen bu yarışı kazanmaktan onur duyuyorum. Ayrıca bu şildi Sayın Emniyet Müdürümüzden elinden almak benim için ayrıca bir onurdur. Kendilerine teşekkür ediyor. Bu vesileyle tüm polis teşkilatına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili izleyiciler, Adana Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Gündoğdu, kazanan atın jokeyi Kadir Altınöz'e bir çiçek verecekler. Sizi de kutluyorum. Çok güzel bir yarıştı. Çok heyecanlandırdınız beni. Ben tekrar kutluyorum. Bundan sonra da başarı diliyorum. Sağ olun. Size de muvaffakiyetler diliyorum. Valla atımız güvendiğimiz kadar koştu. Mahcup etmedi. Alnımızın akıyla şükür kazandık yani. Mutluyuz. İnşallah haftaya da. Evet, inşallah haftaya da dedi. Aslında haftaya da dediği koşuyu yayınladık. Yine kazandı. Haftaya da koşusu vardı. Onu izlemiştik. Dolayısıyla artık bizden herhalde bir sene Toyota istemeyin. Evet. Çünkü sürekli Toyota yarışı geliyordu. O da geldi. Dolayısıyla onu da paylaşmış olalım o dönemin. Bir kim o yarışta? İşte bak zaten bak 16 Mart 96 kazanıyor. Bir de 23'ünde bir hafta sonra da. Bir Pasedana mıydı? Geçin. Bakayım göreyim atı bir. Göremedim. Mephisto mu Pasedana mı? Göremedim. Söyleyeyim. Mephisto mu acaba? Tabanca gibiymiş. Moonshine. Moonshine. Evet. Moonshine. Vay iyiydi. Haydi bakalım gelelim günümüze. Bugün de Ankara'da yarışlar var. Aynı tadı aynı keyfi alacak mıyız? Alacağız tabii ki. Keyifli güzel yarışlar var çünkü diyelim. Ve hemen günün 3. koşusuyla birlikte Altılı Ganyan'la başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizlerin, dişlere ait İngilizlerin bir maiden koşusu. Arkadaşlarım da idman pisti görüntüleri eşliğinde yorumlarına geçiyorlar. Ve hemen ilk ayakla başlayalım. Maiden mücadele 2 yaşlı dişi Tyler'ın bahsettiğin gibi abi. 5 numaralı Mi Major ile başlamak istiyorum ben de. Safkan 2 yarış gördü ve her yarışında aşama kaydetti. 4. akabinde 3. galoplarına bakıyorsunuz. Uzun ve güzel dereceli işlerle hazırlanıyor. İlk şansı ben bu sebeple 5 numaralı Mi Major'a vereceğim. 1 numaralı Blackboard grubun deneyimli ismi. Deneyim her zaman Taylar'da dikkat edilmesi gereken bir husus. 10 numaralı Thunder Road. Bu safkanda tapizar yavrusu. Ülkemizde başka da var mı bilmiyorum. Tapit'in klas aygır yavrularından bir tanesi. Dolayısıyla çok inanılmaz bir kanattı. 6 numaralı Pitane. Bu safkanın da ilk yarışı çok tatminkar. 11 numaralı Van Visa ve 7 numaralı Shorty diyeceğim ben ilk yarışta son olarak. 5-1, 10, 6, 11, 7 sıralamasını öneriyorum yarış severlerimize. Evet, Eray.
Ben de mimar öyle başlayacağım. Çünkü anne kanatının bütün sülalesi Kumpis'te icraatını yapmış. Dream of My Love, Miss Melody, Sars, King Crown tamamı Kumpis'te yarış kazanmış. Bu nedenle öncelik Mi majörde 3 numara büyük han kızı bugün bence farklı koşacak ki o da anne kanatlı Perfecto'ya dayanıyor. Perfecto ile kardeş bunun annesi. Bu nedenle ilk yarışlarını ölçü almıyorum. Bugün farklı koşacak bu tay. Devamında 11 numaralı Van Visa. Devamında 7 Shorty. 6 bir tane ve 1 Blackbird ama dostum 10 numaralı tayı atlamışsın dedi şimdi. O kadar atlayamadan olmaz. Thunder Road. 6 hatta yok. Onu ilave edelim. Hakan'ın uyarısıyla. Yok, bazen öyle gözden kaçıyor, kaçabiliyor. Gözden evet. Kaçıyor. Ben de çünkü aynen. Hani yarış sonrası şey sabahleyin öyle bir hani evet. Şey yapıyorum. Nedir ne farklı bankolarımız. Biz de çünkü yorumlarımızı yaparken hani görmüyoruz şeyleri. Aynen. Tahminlerimizi etkilenmemek adına. Evet. Baktım hani iyi bir kanattı Tolga'nın da evet, söyleyince. Evet. Dolayısıyla o yüzden tabii gelir gelmez o ayrı tabii. Bir konu. Ama benim de ilk şans verdiğim isim 10 numaralı Thunder Road olacak. Bir kere dediğim gibi son derece güçlü bir kanatına sahip, çok son derece güçlü bir pedigriye sahip. Yani Türkiye'deki önemli kanlardan biri ve 10 numaralı Thunder Road'a ilk şansı veriyorum. 6 numaralı Pitan en ciddi rakip olacak bana göre. İkinci isim olarak 10 numaralı Thunder Road ilk koşusuna çıkmaktan etkilenirse 6 numaralı Pitan devreye girebilir. 4 numaralı Carnation, bakın bu safkan enteresan. Aracı ekibisinden böyle çok boş bir isim çıkmaz. Birkaç yarıştır bakıyorum. Bir türlü isteğini veremedi. Bugün için son bir kez daha şans vereceğim. Koşu tecrübesinin fazlalığının avantajını da kullanacaktır. O da bir önemli avantaj tecrübe için. 4 numaralı Carnation benim 3. atım ve son olarak da 11 numaralı Van Visa diyeceğim. Deminki idman pisti görüntüsü de çok çok iyiydi Van Visa'nın ve bugün bu dörtlüyü ben bu sırayla tutuyorum. 10, 6, 4 ve 11 sıralamasını birlikte ilk ayakta değerlendirelim deyip ikinci ayağa geçiyoruz. 9 numaralı Özay Berk ile başlayacağım ben ikinci ayakta. Safkan uzun mesafeyi bulduğunda daha iyi koşuyor. Bugün mesafe 1400 ama kilo avantajı var bugün de. Dolayısıyla ben bu mesafe açığını buradan kapatacağını düşünerek Özay Berk'i ilk sıraya koyacağım. 3 numaralı İnficar. Bu Safkan'ın annesi de Seyyar 55 kızı. Hı hı. Dolayısıyla kimler işte Dede Soydolar, Yılma Başarlar, Dede Sabri, Yılma Başar ve birçok başarılı atın annesi. Akabinde 5 numaralı Fahrenheit, 2 numaralı Akaç, 7 numaralı Palermo ve 12 numaralı Çakır Ali ile de nihayetlendiriyorum bu koşuyu. 9-3-5-2-7-12. Evet. Zor koşu Özay Berk konusunda enfikirim çünkü son yarışı yanılmıyorsam 61 kiloydu. Bu kez kilo düştü ve kazanmaya çok yakın. 3 numaralı İnficar, daha sonra 8 Gedizkaya, 1700 mesafeli bir yarış koştu. Uzunları biraz eksik. Bugün mesafe kısaldı, daha farklı koşar. 10 numaralı Yantar ve son olarak 1 numaralı Neşvan diyerek bu koşuyu 9, 3, 8, 10 ve 1 ile geçelim. Bu arada Yantar son at olarak benim de yorumlarımda var. Onu da ekleyeyim. Rakam olarak yazmadığım için gazeteye de yazı olarak var. Yantar'dan da sürpriz bekliyorum. Pekala. O zaman hemen ben ikinci ayağa geçelim. İkinci ayak günün zorlu ayağı. Hepimizde farklı farklı isimler var ama ben 12 numaralı Çakır Ali ile başlayacağım. 50 kilo Müslüm Çelik doğru yer ve doğru zamanlamada sprintini yaparsa, çünkü Bursa'da Kocaeli'deydi galiba son koşu, biraz sprintte gecikti. Geldiğinde yarış bitmişti. Bugün 50 kiloyu buldu. Kısa mesafelerde bana göre çok daha etkili o sprinti. Arkadaşlar biz 4. koşuyu konuşuyoruz. 4. koşudayız. 4. koşunun galoplarını verirseniz. Bir önceki koşu yani. Bir önceki koşuyu konuşuyoruz şu anda. Geçmedik daha buraya. Evet. Evet. 12 numaralı Çakır Ali. İlk şans verdiğim isim dediğim gibi. İlk isim olarak altı ganyan kuponlarımıza koyacağız. 8 numaralı Gidiskaya. Ekürisi Palermo'nun startta çok fazla takılmadığında neler yapabildiğini gördük ama Gidiskaya'nın da son yarışta doğu ilgimi çekmişti. İkinci atım. 2 numaralı Akaç, ekranlarda gördüğünüz isim. 3. şanslı isim olarak benim kuponumda mutlaka yer alacak. Ve bugünün bana göre iddialı isimlerinden biri de Akaç olacaktır diye düşünüyorum. Sprinti de çok düzgün gözüküyor. 3. at yazıyoruz. 4 numaralı Turbocu. Son ikinciliğinde önemli işaretler verdi. Bugünün bana göre iddialı isimlerinden biri derken 9 numaralı Özay Berk'in de yarış gidişat odaklı, biraz tempolu ve süratli başlayacak. Bunu düzlükte en iyi şekilde değerlendirebilecek isimlerden birinin 9 numaralı Özay Berk olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de öncelikli sıralamam 12, 8, 2, 4, 9 şeklinde olacak. İki aşamalı bir koşu. Buraya mümkün olduğunca fazla isme şans tanıyın derken 6 numaralı Akustik,
3 numaralı İnficar, 5 numaralı Fahrenheit, hatta 10 numaralı Yantar dahi ilave olabilir ama öncelik 12, 8, 2, 4 ve 9, sonrasında diğer saydığımız isimleri değerlendirebilirsiniz. Başta akustik olmak üzere deyip hemen günün 3. ayağına geçiyoruz. Evet, uzun mesafeli bir yarış. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 5 numaralı Windy West de bu gibi uzun mesafeleri çok etkili koşabilen bir safkan. Son yarışına baktığımızda koştuğu rakipler bir tık üst grup. Kısa vade 9 yarış ama açık yarış ayarında bir kısa vade yarıştı. Bugün, o gün bile sonlarda bir göründü 4. olarak. Bu defa bir alt grup olarak değerlendirebileceğimiz rakipleri arasında ben Windy West'i kazanmaya yakın görüyorum. Yanına da rakip önermiyorum. Pekala, Limanı Tolga'nın Windy West. Eray? Ben biraz daha ikinci Great Master tarafındayım. Çünkü uzun aradan sonra iki yarış gördü ve bu kalibre atlar için iki yarış sanki yeterli. Geçmişe dönük performanslarında da Kaba Kumpis'te yapmış olduğu yarışları hep beraber izlemiştik. Çok etkili performansları var. Great Master benim favorim. Beşman Windy West, taylık sürecini saymazsak geriye kalan yarışlarında bütün birinciliklerini Ankara'da elde etmiş. Çok iyi koşuyor bu pistte. Daha sonra 4 numaralı Victory Promise, 6 numaralı Arrow önlerde boş kalırsa ve son olarak 1 numaralı Glowing diyorum. Ama 2-5 çok önde, 4-6-1. Ben kaldığın yerden bırakayım, Glowing'le de başlayayım. Glowing açıkçası biraz aralarla koşuyor ama ne olursa olsun bu mesafelerde iyi bir tempo atı ve birinciliğinde ben en güçlü adayı olarak görüyorum. Ha, tempo atı derken zaman zaman bekleme de yapabiliyor, önde de gidebiliyor. Yani rakibe göre koşan isimlerden biri. Bugün ahırda şekil olmamakla birlikte Arrow'un katkısını yarış içerisinde hissedecektir diye düşünüyorum. Ayrı ayrı baktığımızda ama bir numaralı Glowing'e öncelikli şansı tanıyorum. En ciddi rakibi Great Master olacak bende. Geçen demin gördüğümüzde ilk ekrana çıktığında çok iyi gözüküyordu. İdman pisti görüntüsü de çok çok iyiydi ki bana göre 1 numaralı Glowing'in yanına bir isim yazacaksak bu isim kesinlikle 2 numaralı Great Master olmalı. Ve 5 numaralı Windy West bana göre bu grup için yeterli yarışları var. Ve bu grupta iddialı olacak. Tolga'nın da Limanı'ydı zaten. Bu üçlüyü ayırt etmeyip 1-2-5 şeklinde 3 isimle geçebiliriz. Altı Gaya'nın 3. ayağını deyip geliyoruz 4. ayağa. Dişi İngiliz atlarının, 3 yaşlı İngiliz atlarının mücadelesi. 2 numaralı Ananiyashvili bir süredir takibimde. Bugün de ilk şansı vereceğim. Her ne kadar siklet dezavantajı olsa da. 4 numaralı Imagine Perest, 5 numaralı Imogen, 1 numaralı Reina de Diamantes ve 3 numaralı No Drama ile risk almayalım derim. Hatta yeriniz kalırsa hepsi seçeneği üzerinde de durabilirsiniz. Ben de Ananiyashvili tarafındayım. Mesafe uzun olsaydı çok daha net konuşabilirdim ama 1600 mesafesine rağmen benim ilk şansı vereceğim isim 2 numara Ananiyashvili, 1 numara Reina de Diamantes. Takip atımız hep iyi koşuyor ama o birincilikleri maalesef iyi koşulları birincilikte taşlandıramıyor. Bugün neden olmasın? No Drama olur da pisti biraz yumuşak bulursa çok daha farklı koşar. Imogen ve devamında Imagine Perest yazarak bu koşuyu 2, 1, 3, 5 ve 4'te geçelim. Evet, 2 numaralı 4 numaralı Imagine Perest ilk şans verdiğim isim. Son ikinciliği tatminkardı ve bugün Ahmet Çelik de bence potoya çok yakın görüyorum. İlk at olarak 4 numaralı Imagine Perest'i yazalım. 1 numaralı Reina de Diamantes 60,5 kilo ama bu mesafelerdeki performansı bence yeterli. İkinci at olarak 1 numaralı Reina de Diamantes diyeceğim. 2 numaralı Ananiyashvili ve 5 numaralı Imogen 53 kilo gibi son derece uygun sikletle start alıyor. Bu siklet avantajını mutlaka kullanacağını düşünüyorum. Doğru yer ve doğru zamanlamada startta da takılmazsa Imogen son metrelerde yapacağı etki disiplinler netice alabilir. Ben ayırt etmeden bu dörtlüyü 4-1-2-5 olarak değerlendirelim deyip günün 5. ayağına geçiyoruz Ankara'da. Handikap 16 mücadele. Kısa mesafe, sürat gerektiren bir mücadele olacak. 6 numaralı Duello da bu süreti çok iyi yapabilen bir safkan. Son startında bayan birinci koşusunda sürekli idmanda olan arkadaşımız Zülfiye Bulut'la kolay kazandı. Bugün de Özcan Yıldırım'la ben startı iyi alıp düzlüğe lider çıkarsa rakiplerine direnmesini bekliyorum. Günün bir diğer limanı olarak risk edebiliriz 6 numaralı Duello'yu. Evet. Eray? Vallahi ben 8 Kingsley tutuyorum. Bir süredir koşmuyor olsa da baktım arka arkaya uzun galoplar yapmış ve uzun zamandır sahada çalışan bir safkan. Ara vermeden önceki yarışları da müthişti. Ankara Kumu'nu çok seviyor. Süratli gidecek olan koşu da sanki kazanmaya yakın. Ancak Alessandra ve yine önlerde gidecek isimlerden Kara Fırat'ı yazmadan da olmaz. 8-4-2.
Evet, altınmalı düello ile başlayacağım. Son Tolga'nın söylediği gibi kadın birinci koşusunu Zülfiye Bulut'la kazanırken kolay bir adeta buranın galobunu yapar gibi bir görüntüsü vardı. Aynı yarışını tekrarlarsa altınmalı düello bu koşuyu kazanır. Ama ben bugün tercihimi sona sakladım. Ha, alternatif liman derseniz evet liman olabilir belki 5. ayak ama yanına şu 4 malı Alessandra'yı koş. Çünkü çok süratli başlayacağı için düello ile birlikte... Alessandra'nın son metrelerde böyle dökülenleri toplayıp bir anda gelip koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Ahmet Çelik de biniyor ve 6 numaralı duellonun en ciddi rakibi olarak 4 numaralı Alessandra'yı görüyorum. Bir de bu 2 numaralı Kara Fırat duelloyu eğer erken bastırabilirse, çünkü o da çok süratli bir isim. Ön tarafta giderken onu böyle bunaltıp bir böyle birkaç boy avans alıp devam ettirebilirse potoya kadar kazanabilir. Bu o nedenle sıralamam 6-4-2 şeklinde olacak. Bu koşudaki günün 5. ayağındaki benim sıralama 6 çok önde. Rakipleri 4 ve 2 deyip günün kapanış ayağı için son ayağına geçiyoruz. Tolga neler söyleyecek? 3 yaşlı Dişi Arap Taylı'nın yarışı 1 numaralı Tumbul Çiçeği son startında düzlüğe çıkılırken yıkıldı. Evet. Eğer bu safkanda bir travmaya sebebiyet vermediyse aynı Tumbul Çiçeği... Aynı cümleleri kullandık ya. Öyle mi yazdın? Yazdım. Aynı. Ben bundan şey. Bu travmadan etkilenmediyse diye. Evet, yani. Birebir aynı cümleleri kullanıyoruz. Ben de aynı yazıda da öyle bahsetmiştim. Fark etmemiş. Ciddi mi? Şeyiz ya. Evet. Tumbul Çiçeği kazanmaya yakın eğer bu sıkıntı yaşamazsa. 3 numaralı Demir Yıldız sonlarda sert geliyor. Ciddi rakibi olur. 2 numaralı Aydan Kız takibimdeki bir safkan. 5 numaralı Prenses Montana'nın son yarışları asla ölçü değil. 7 numaralı Mavrova ve birazdan Eren'in herhalde ön planı çıkartacağı 11 numaralı Göklerin Gülü'yle bitireyim ben bu koşuyu. Hakikaten birebir hani sanki yazı aynı elden olmuş. Çıkmış gibi olmuş son ayak ya. İstesen aynı elden çıkmış gibi yazı yazmış. Son, aynı şeyi yazmışız. Yani, yani işte 5 kişinin ortalaması diyoruz ya boşuna i̇şte değil. İşte boşuna şey yapmıyoruz yani hakikaten öyle. Bir ara doğru. O zaman 3. kez tekrarlamış olalım burada. Tumbul Eray'da yani, söz evet. Valla ben bir ata biraz odaklandım. Çünkü son yarışını çok beğendim. Papa Şahı'nın kazanmış olduğu kısa vade koşuda. Birinci ile arasında bir saniye bile yok. 50 salise vardı. Hemen diplerinde bitirmişti. Ki o gün de düzlük üzerinde çok ciddi anlamda trafik problemi yaşamıştı Göklerin Gülü. Dürdane'nin kızı aynı zamanda Butay. Şahsen sertleşen rakiplere rağmen ki Tumbul Çiçeği kendini ispatlamış bir isim. Ben bugün Göklerin Gülü'nden birincilik bekliyorum ve tercihimi, günün limanı tercihimi Butay'dan yana kullandım. İnşallah yanılmam. Evet. Ayrıldık burada. Ben de çünkü Tolga'nın tarafındayım burada Tumbul Çiçeği konusunda. Hakikaten ben bu grubun üzerinde bir isim olduğunu düşünüyorum ama Tolga'nın da bahsettiği gibi ciddi bir travma yaşadı o koşuda. Eğer ondan etkilenmediyse bence kazanır limanı. Ama hani derseniz ki liman tercihimi ben başka bir yerde kullanacağım. Ondan etkilenmiş olabilir. O iki tane bana göre rakip var. Birini zaten Eray söyledi. Ama asıl bu koşuda iyi koşmasını beklediğim bir isim var. Çin bekliyordu. Biraz ufak tefek yapısı falan var ama bugün Çin'de çok farklı bir yarış koşacak. 5 numaralı Prenses Montana. Bakın enteresan bir kısrak bu kısrakta. Tam bir Çin pist kısrağı bir kere. Net onu düşünüyorum ve bugün eğer Tumbul Çiçeği beklentilerin biraz altında kalırsa Prenses Montana son metrelerde koşuya ortak olabilir. İlk ciddi rakip ve tabii ki 11 numaralı Göklerin Gülü. Birinin rakipleri 5 ve 11 eğer son ayağa getirmeyeceksiniz. Son ayağa getirecekseniz tabii ki liman tercihim yine 1 numaralı Tumbul Çiçeği olacak. Evet, dolu dolu bir program oldu. Programın da sonuna geldik. Bizler burada keyif aldık. Biraz programın başı böyle ağır tempolu başladıysa da sonlarda da tam bir tempo programı oldu. Sonlarda da arttıramadık aslında ama sonunda da başarıyla bitirdik programı diyelim. Her yeri 15-15. 15-15 geçtik. Evet. İsmail abi selam bekliyor hepimizden. Acarlar Ganyan Bayi'nde bizleri izliyormuş. Hasan abiyle beraber İsmail Türüt. Buradan sonsuz selamlar. Saygılar, biz de Acarlar Bayi'ne o zaman buradan. Acarlar Ganyan Bayi'ne İsmail Türüt ve oradaki bütün son düzlük severlere, son düzlük dostlarına selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz İsmail abinin izinde. Hepsine buradan diyelim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dolu dolu bir programdı. Bizler burada keyif aldık. Onu söyleyelim. Umarız aynı tadı, aynı keyfi sizler de ekranlarınız karşısında almışsınızdır. Yarın yine harika bir program bizleri bekliyor ve eğer müsaitseniz saatler tam 10.30'u gösterdiğinizde evlerinizde, iş yerlerinizde, ganyan bayilerinizde herhangi ortamda bulunuyorsanız bu üç kardeşimizi eğer sofralarınızda yer açarsanız ne mutlu bize diyoruz. Sözü kapanış için ben önce sevgili Tolga'na ardından da Eray'a bırakıp bugünlük veda edeyim. Evet, cumartesi programın sonuna geldik ama yarın yine 10.30'da son düzlükte görüşünceye dek hoşçakalın.
Bizlere eşlik eden bütün dostlara teşekkürler. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.